çurralları, oy farosta farosta, kaçamayan kızları, kuruttular çirosta. Sevdalığın uşak olsam, melule kuşak olsam, okşarken yanına uni. Gülden yumuşak olsam, efuli. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ekran başında bizler olan kıymetli seyircilerimize Ramazan bayramının ikinci gününden ATV ekranlarından sesleniyoruz. Yine bugünün konukları var, onları ağırlayacağız biraz sonra. Ama bu bayramlarla ilgili hep en büyük dileğim, biliyorsunuz ki, evleriniz, sofralarınız sevdiklerinizle, ailenizle, kardeşlerinizle, eşinizle, dostunuzla dolsun. Sofralarınız hep bereketli olsun. Halinizi, hatırınızı soran, bayramınızı kutlayan çok olsun inşallah. Hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Merhaba. Nereden geliyoruz? Muhtar adayı mıyız? İzmir'den geldim. İzmir'den. İzmir'de özel geldim. Oğlumla geldim. Hoş geldin. Siz sürpriz mi yaptınız? Her gün izliyorum Esra Erol sizi. Her gün izliyorum. Teşekkür ederim. Dedim canlı birebir görmek istiyorum ve gördüm. Mükemmelsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Sürpriz mi yaptın? Oğlum bana sürpriz yaptı. Bir öğrenebilir miyim? Benim için o sürpriz çok önemli çünkü. Evet, bir oğlum var. Annesi. Nasıl oldu peki? Nereden aklınıza geldi? Annem sizi uzun yıllardır düzenli izliyordu. Evet. Sizi de sevdiğini biliyorum. Böyle bir sürpriz yapmak istedim. Ben de burada yaşıyorum. Kendisi İzmir'de. Benim yanıma ziyarete geldiğinde böyle bir sürpriz yapmak istedim. Vallahi bravo ya. İzliyor musun programı? Şimdi ben tabii mesleğim gereği gündüzleri çalışıyorum çok, ama sizi biliyorum, takip ediyorum, annemi izlerken denk geldim de. Yani aslında bir alışkanlık hale geldi. Evet. Bir nevi izleyemeseniz de. Bir, ne güzel. Ritüel oldu, evet. Çok teşekkür ediyorum. Valla evlatlar annelerine ama sürpriz yapıyor. Ama gerçekten iyi ki varsınız. Ediyorlar. Oğlumun sürpriz yapmasına çok sevindim. Sizi çok seviyorum Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ayaklarınıza diliyorum. Sağlık. Zaman ayırdınız. Buyur teyzeciğim, hoş geldin. Nereden geldin? Çanakkale'den. Eceabat'tan geldiniz. Çanakkale, Eceabat. Konu komşu izliyor mu şu anda? Devamlı izliyoruz. Kızıma geldim gezmeye. Hoş geldiniz. 16 senedir istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Programda en çok ne dikkatinizi çekiyor? Vallahi hepsi hoş. İzlerken ya da devamlı kadın olarak izliyoruz. Kendi adınıza bir şeyler öğreniyor musunuz? Öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Benim için çok kıymetli bir şey. Teşekkür ederiz. Beyefendi hayatta mı? Sağ. Sağ. Ona da buradan bir şey söylemek ister misiniz? Aşkım merhaba, iyi günler. Açtı, konuştu, kapattı. Çok kısa. İnanılmaz. Bak, bir ilişkin uzun sırrı bu. Aşkım merhaba, iyi günler. Evet. Bitti. 42 senelik. 42 sene. Kaç evet. Çocuk var? İki çocuk. Bir oğlum, bir kızım var. Oğlum da Çanakkale'de avukat. Hoş geldiniz. Evinde yanında arkadaşı var. Devamlı kahvede. Ay ne güzel. Hoş geldiniz. Yani. Beraber yani, geçiriyorlar. Evet. Çok güzel. Babanla görüşüyorlar yani. Sağ olun. Oğlum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür hoş ederiz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben de bundan sonra niye böyle yapacağım? Oldu. Aşkım merhaba, iyi günler. Bak nasıl mutlu olur biliyor musun? Nasıl mutlu olur, araya bir şey sıkıştırmadım, bir şey istemedim diye. Hemen konuklarımı davet edeceğim. Arka tarafta bekleyen konuklarımız var. Şimdi hayat akıyor yani. İyi günleri ve güzel günleri yaşarken diğer tarafta insanların sorunları da devam ediyor. Biz bu sorunların çözümü için varız. Her türlü sorunda bizi arayabilirsiniz. Yalnız değilsiniz diyerek yola çıktık. Nefes aldıkça umut hep var sözüne sığındık. Çünkü kaybetmediğimiz sürece sevdiklerimizle diyalog ve iletişim kurabilmek mümkün. Cumali Bey sürütüyoruz ama onun öncesinde Kadir Şakar, kayınpederiyle beraber programa geldi. Müstakbel eşimle mutlu bir yuvam vardı. Dini nikahlı beraberlik yaşıyorduk ama bu yuvayı bozan kayınvalidem oldu dedi. Önce Kadir Şakar gelsinler. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz yerinizi alın. Canlı bağlantımız hazır. Kim olacak canlı bağlantıda? Ha? Rabia olacak karşımızda. O bağlantı hazırlanana kadar ben Cumali Konaç'a söz vermek istiyorum. Malatya'dan. Evet, Malatya'dan geliyorsunuz. Geliyorum. 25 yıllık hayat arkadaşınız evet. Hülya Konaç 6 Haziran tarihinde 14 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğunu alıp evi terk ediyor. Evet.
Bu gidişinin nedeni ve sebebi nedir? O süreden beri eşinizin sesini duydunuz mu? Bir ikisi üç dört sefer telefonla konuştum kendisiyle. Ve gidiş nedenini de ben bilmiyorum zaten de kendi çocuklarının arasında olan bir şey. Ben hiç kendisine şiddet... İlk olarak şunu öğrenmek istiyorum. 6 Haziran'da eşiniz belli bir yere, belli bir adrese mi gitti? Çünkü oğluna gittiğini belirtmişsiniz. Oğlusundan mesaj geldi. Mesajı ben gördüm. Neden gizli yapıyorsunuz dedim. Gitmeye bir niyetim varsa zaten çocuğumuzun yanına gideceksin. O tarafta zaten ben kendisine destek oluyorum. Yani Cumali Bey, oğullarınız bu arada büyük. Evet. Yani evliler. Cebrail 22, Abdullah 20. Evet, ikisi de evli. Onlar evliler. Cebrail annesine bir mesaj atıyor. Aynen. Anne, babama söyleme. Ben biletini alacağım, yanımıza gel. Aynen öyle oldu. Sen bu mesajı görünce sinirlendin. Hayır, hiç kesinlikle karşılık vermedim ve şiddet uygulamadım. Sadece... Ben şiddet uyguladınız değil. Yani bu mesaj babama söyleme, bizim yanımıza gel. Aslında önemli bir mesaj. Sizin demek ki karı koca aranızda bir sorun vardı. Bizim aramızda bir sorun yoktur. Yani bugüne kadar da olmadı. Zaten ondan iki saat sonra baktım ben odada otururken çay içiyordum. Eşim geldi. Bir şey oldu o günü hiç hatırlamıyorum yani ama bu kelime aklımda kaldı. Bir hareket sergiledi, elini şöyle önüne kilitledi. Ya niye yalan söylüyorsun dedim, örnek atalım şu televizyonu kırdın. Bizim malımız, kendi paramızla aldığımız bir şey. Kırılır, canı sağ olsun dedim. Yani yalan söyleme. Yalanı hangi konuda söyledi? Yani bir o konu aklıma gelmiyor. Yani dünden beri şey yapıyorum, aklıma gelmiyor. Enteresan. O esnada şöyle durmuştu, baktım, ben yani aramızda 3 metre var. Dövme beni, ya ne dövmesi ya? Oturduğum yerde seni niye döveyim? Cemal Bey, yanlış anlamazsınız. Hani böyle bir şey hatırlamıyor olmanızda, o sırada bir alkol alıyor muydunuz? Hayır. Hani akşam saati miydi? Hayır, hayır, ben zaten iş yerim... Hani sanki kafanız yerinde değil de hayal meyal hatırlıyormuş gibi bir anlatım tarzınız olduğu için soruyorum. Abla, ben sadece yani o konuyu bilmiyorum, çocuklardan dolayı mı oldu. Erkek çocukları annelerine diyor ki babamın yanından çık. Aynen. Biz sana sahip çıkarız. Bu aynen. Ne demek biliyor musun? Aynen. Babam sana zarar veriyor. Babamın sana zarar vermesini istemiyoruz. Lütfen anne gel. Yani seni babamdan kurtaracağız demek. Üçü şu an telefona bağlayabilirsiniz. Onları bağlayacağım ama ilk gidiş sebebini öğrenmek istiyorum. İlk gidiş sebebinde kesinlikle bir aramızda bir şey yoktu. Yani biz, bir Malatya benle eşimin çalışma sistemimizi kıskanırlar yani. Ya herkese sorular ya Cumali'den eşi böyle çalışırken sizler niye böyle çalışırsınız diye bizi kıskanırdılar yani. Eşiniz niye oğluna gitti? Eşim bilmiyorum yani o biz ikinci oğlanı evlendirdikten sonra bizim aileye bir sıkıntı geldi yani. Son 2 yıldır bir problem aynen, baş göstermeye başlamış. Aynen. Neydi ya size bir, göre? Bana göre ben bir şey anlamadım. Yani benim çocuklarım bana karşı hepsi saygılı çocuklar. Yani bir gün olsun bir tanesine bir piske değil parmak bile kaldırmamışım. Şimdi 25 yıllık çok uzun bir evlilik. Aynen. Ama son 2 yılda bir şey olmalı ki çocuklar annelerini koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Anne ne olur bak babamın yanında olmak sana zarar veriyor. Babamın yanından seni çıkartalım demek. Son 2 yılda sizin alışkanlıklarınız değişmiş olabilir mi? Hayır 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 kesinlikle. Ben eşime karşı şiddet midet kullanma veyahut da yani konuşma tarzım bile ona karşı farklıdır. Değildi. Hani ben bir insan birini sever kendisini ifade eder. Ben ona karşı kendimi ifade etmeyi bile bilmiyorum ya. Yani ne kadar sevdiğimi anlatamıyorum yani. Eşinizin gideceğini hangi sözüyle anladınız? Eşimin gideceğini 2 ekmekle anladım. Nasıl? Biz, benim evime yani ilk evliliğimden tut 25 yılın sonuna kadar da hiç 2 ekmek girmedi. Kaç ekmek girdi? 5, 6. Başka da gelmez. Yani hani biz yani çok yemeden değil misafirim oluyor. Mesela arazide çalıştığım için arkadaşlarım geliyor. Yemek yapıyoruz beraber oturuyoruz. Merdivenden inerken dedim la Cumali dedim bu gidecek kafaya koymuş dedi. Gittim çeşmenin orada ya giderse de gitsin daha yeter yani burama geldi. Çocuklar bir yandan para benden bir de anneyi kullanarak benden para alıyorlar. Hangi çocuklar? Mesela Cebrail annesi. Büyükler. He annesiyle ağız tartışmamız bir ufak bir ağız tartışmamız oldu.
Yani o kadar abartılacak bir şey değildi. Çıktı, beni şikayet etti. Ben kimsenin önüne, yani Rabbimden başka kimsenin önünde diz çökmemişim. Önüne diz çöktüm, elimi şöyle tuttum. Ya ben ne yaptım da şikayet ediyorsun beni dedim. Ya bırak, ben babamın mezarında ağlamadım. Orada ağlamaya başladım. Kadın oğlunun hiçbir... karşısında mı? Eşimin karşısında. Eşinin karşısında. Oğlum da orada. Büyük oğlum da orada. Büyük oğlum benim yanıma geliyor, bir şey söyleyeyim. Onun yanına gidiyor, bir şey söyleyeyim. Karakolda oğlum niye şikayet ediyorlar dediğimde, yok baba dedi, ben şikayetini geri aldım. Neyle ilgili şikayetçi oldu? Eşiniz? He, ben istemiyorum. Onun yanına gitmek istiyorum amacıyla. Ben oğlumun yanına gitmek istiyorum. Kocamla durmak istemiyorum. Aynen. Uzaklaştırma aldı mı? Hayır. Orada Cebrail'e sorduğumda, Cebrail işte annen şikayetçi oldu mu? Hayır baba diye. Benim orada tanıdık arkadaşlarım var. Ya kardeş dedi, Cumali ben bir şey söyleyeyim sana. Senin oğlan ortalığı bulandırıyor dedi. Sana böyle söylüyor. Yani sizin oğla iddianız, oğullarınızın yuvayı yıkmak istediğini iddia ediyorsunuz. Hülyarımız... Ama 6 Haziran, bir saniye, 6 Haziran'da eşiniz gidiyor. Önce oğlu Cebrail'in yanına gidiyor. Evet. Cebrail'in yanında değil, Cebrail'le arasında annenin bir tartışma yaşanıyor. Aynen. Şu anda eşiniz Hülya Konaç ve diğer 14 ve 10 yaşındaki çocuklarınızın nerede olduğunu biliyor musunuz? Cebrail'in Adıyaman'da, Abdullah Urfa'da, Mehmet de Antalya'da. Yani karınızın şu anda nerede olduğunu tahmin onun, edebiliyor musunuz? Bunun nerede olduğunu yani onun yanında çıktıktan sonra bilmiyorum. Cebrail'in yanından ayrıldıktan sonra? Bilmiyorum. Diğer oğlunun yanına gitti mi? Bir söyledi, baba geldi, bana gözüktü, gitti dedi ama ne kadar doğru ne kadar yalan. Peki Cumay Bey şöyle sorayım. İki oğlunuz da annelerini şu anda arıyorlar mı? Onlar beni buraya yönlendirdi. Yani iki oğlu, hani annemiz kayıp. Üç oğlan da beni buraya yönlendirdi. Üç oğlunuz da annemiz kayıp, onları da bağlayalım lütfen. Annemizin nerede olduğunu bulmak istiyoruz. Aynen. Diyorlar ama bu arada siz 14-10 yaşındaki çocuklarınızı aslında bu süreden beri göremiyorsunuz. Aynen. Hiç sesini duymadığınızı söylemiştiniz. Zeynep Lali. Ne? Zeynep Lali hiç sesini duymadı. Benim yaptığım sadece iyilikten dolayı ben bunu çekiyorum. Hiçbir çocuğumu kimseye muhtaç ettirmedim. Ben aylık 45 bin lira, 50 bin lira para eve getireyim. Yarın ölecekmişim gibi ona derim, al bu çocuğun geleceğini hazırla derdim. Kayıp olan eşinizi buldum. Ben Zeynep'i çok özledim. Kızım aynı bana benzer. Tavır ve hareketler de aynı bana benzer. Kızımın sesini özledim, verir misin dediğimde benim çocuklar beni tehdit ediyordu. 18 yaşındaki oğlumu elimin üstünde büyüttüm. Bir gün olsun. Ben 90 milyonluk ayakkabı giyerim, o çocuğa 2600 liralık ayakkabı alırdım. Ben normal 5 bin liralık telefon kullanıyorum, kendisi 30 bin, 40 bin liralık telefon alırdım. Benim çocuklarım kimsenin çocuklarının altında olmasın. Benim oğluma özenme, benim oğlum onlara özenmesin diye. Peki şöyle sorayım, genel herkes bunu söylüyor, ihtiyaçlarını giderdiğini söylüyor. Ben... Başka babalar %10 sevgi verirken siz %100 sevgi, değer ve şefkat verdiniz mi? Abla ben çocuklarımı çok seviyorum. Bir gün olsun canım parmağımı dokandırmam. Bayramda bile kızımıza sarılmazdım, bir yeri incinmesin. Yani ben arazide çalıştığım için bir ekipmanlarla kaldırıp indirmem. Güç kuvvetimi kontrol edemiyorum. Kız çocuğudur. Bir gün olsun sarılmadım, bir yere incir diye. Yani... Şu anda karınız telefon attığında. Alo deyin. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz? İyi. Söylediğini yaptım bak. Esra ablaya gidersen dedin çıkarım gelirim. Ben bunu sadece boşanma için yaptım. Boşanmayı da kabul etmedin diye bu formülü buldum. Böyle yapman da güzel oldu. Ben tekrar size boşanmak istiyorum senden.
Zeynep'le Ali'yi getirirsin. Yok Zeynep'le Ali'yi ben kız çocuğunu vermem sana. İlkin de ben sana söyledim. Ben Hülya... kız çocuğunu vermem. Hülya Hanım hoş geldiniz. Çocuklarla en azından güvenli bir yerde misiniz öyle sorayım. Evet güvenliyiz. Her iki oğlunuzun yanında değil misiniz? Yani Cumali Bey'in iddiası öyle. Doğru mu bu bilgi? Üç çocuğumun yanında değilim. Onlarla bayağı bir sorun yaşadım çünkü. Eşimle yaşadığım gibi. Yani şu an ben, kızım ve küçük oğlum yani yaşamaya çalışıyoruz. Öyle diyeyim ben. Yaşamaya. Evet. Neyden kaçtığınızı söyler misiniz? Eşimden. Nesinden kaçtınız? Eşiniz Cumali Bey... Eşimin şiddetinden, hakaretinden, daplarından yani var olduğundan kaçtım ben. Bir tane dap raporun var mı senin? Var. Getir. Ben iki yıl boyunca sığınma evlerinde kaldım. Benim kimsem olmadığı için. Son iki güvendiğim, yıl... Güvendiğim herkes beni sırtımdan vurdu. Senin şu an... Oğlum bile beni vurdu. Oğlum bile. Ben bugün haklıydım. Daha demin de gözyaşı attım. Bundan sonra da gözyaşım olmaz da. Ben Zeynep'le Ali'yi senden alırım. Ben, sen dedin ya beni istersen bulursun. Ben bulurum. Ben dedim ki güzellik olsun. Esra ablanın oraya çık dedin. Çıktım. Yani gelirim dedim. Şu an bile bana yalan söylüyorsun. Bak. Yapmadın. Şu an bile yalan söylüyorsun. Beni kandırarak buraya getirdin. Yani evet, buraya gelmem için insanları görmek bana buna bir şeref oldu. Şunu öğrenmek istiyorum Hülya Hanım. Eşiniz ben sizden vazgeçmem. Sen de buraya geleceksin. Ya sen buraya geleceksin ya geleceksin. Başka çare yok. Ben senden de ayrılmam. Güvendiğim birileri varsa ben her zaman tek yazarım. Bilirsin. Benim bir güvendiğim var. O da Rabbimdir. Ben başka kimseye güvenmem. Tamam mı? Ben çalışır kendi kendime bakarım. Ben kimseye minnet etmem. Ben şimdi bir soru var. Sürem seviyorum. Kısıtlanıyor. Hülya seni buraya bekliyorum. Ama sadece şunu öğrenmek istiyorum. 25 yıllık evlilikte Cumali dedi ki bize ne olduysa son 2 yılda oldu dedi. Hayatında... Kendisine sorun. Son 2 yılda mı ya başladı? Ya niye oldu işte? Bana sen de söyle ben de bileyim. Ya ben şu anda seni orada kötülemek istemiyorum. Ben sadece varsa kötülüğüm kötüleyeceğim. Niye kötülemiyorsun? Ya bağımlısın. Neye bağımlıyım? Bağımlısın. Madde kullanıyorsun. Her günüm zehir oldu bana. Maddeyi bana alıştıran sizlerdiniz. Senin büyük oğlun bana alıştırdı. Ben sana onun büyük oğlu senin neyin oluyor? Benim oğlum. Ben hepiniz, kışın ortasında... Hepiniz aynı masada oturup içmediniz mi? Beni de döve döverek içirtmedin mi? Yalan söylüyor. Yalan söyleme değil. Hayır. Abla yalan söylüyor. Bu bir numara bağımlı olmuş o zaman. Yalan yani söylüyor. Evin içerisindeki senin büyük oğlunlarınız... Senin o halinin anında bulacağım. Senin Instagram'da bugün yakaladım zaten. Instagram'ını kapattırdım ya. Ben seni beni takip ettiğini biliyorum zaten. Ya ben sana diyorum ki... Ben evet. Bak beni cezaevine bile attırdınız. Bak attırmanıza sevindim. Çünkü niye? İçine en azından... İçine atmasalardı. Benim mi suçum? Ya bir dinler misin? Atmanıza sevindim. Niye sevindim? Evet. En azından kurtuldum. Çok şükür desene buna. Buna binlerce şükürler olsun. Ben sana diyorum ki oğlunla para... Belki benim dememle kurtulsaydın biz şu an beraber olurduk. Niye cezaevine girdiniz Cumali Bey? Abla, kriminaller temiz geldi, beni bıraktılar. Bir suçum anladım. Yok. Anladım. Peki, Hülya seni buraya bekliyoruz ama anladığım kadarıyla bir ailenin içerisindeki aile üyelerinin kötü alışkanlıklar edinmesi o 25 yıllık evliliği bu noktaya getiriyor. Suçlamanız gereken diğerleri değil, bence öncelikle kendiniz. Yarın devam edeceğiz. Hülya Hanım geleceklerini söylediler buraya. Sizi şimdilik uğurlayacağım. Sevgili seyirciler, diğer konuğumuza geçiyorum. Kadir Bey. Dini nikahlı beraberlik yaşadığım, siz çocuğuma hamile olan demişsiniz ama çocuk 5 aylıkmış. Evet. 5 aylık bebeğimiz olan Özlem beni terk etti, kayınvalidem yuvamı yıktı dedi. Önce hatırlatma, hatırlatmanın ardından dini nikahlı eşiniz yani sizin de kızınız ve eski eşiniz ve kayınvalideniz canlı yayında olup söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Evlenip mutlu olacaktı. Kayınvalide engeline takıldı. Kadir Şakar, dini nikahlı beraberlik yaşadığım çocuğuma hamile olan Özlem Güray oğluyla resmi nikah kıyıp yuvamı kurtarmak istiyorum diyor. Ama bu evliliğe giden yolda onları ayıran kim ya da onların suçladığı kişi kim? Tabii ki kayınvalide. Eşim olacak Özlem Hanım kendimi gayet görmüştü. Her şeyde dolaylı yoldan yürüyordu. Ama annesi yok işte ben
mutfağı beğenmedi, mutfak yaptıracaksın, yok oda yaptıracaksın, yok balkon yaptıracaksın, yok onu yaptıracaksın. Dedim niye? Dedi ben de sizinle kalacağım. Yani sen oraya masraf yapma. Zaten ben eşimden daha iyiyim biliyorsun. Biz evdeki boyunuz. Kendi evinizi, düzeninizi bozdunuz, o eve evet. Geldiniz. Ben balkonda yatmaya başladım, kendi odasında. Müstakbel kayınvalideniz Ayten Hanım telefon attığında. Onların yalanlarının hepsini de dinledim. Bu damat adayınız Kadir Bey'in iddiaları var. Beni balkonda yatırdı, bana zorbalık yaptı, benden altınlar istedi, huysuzluk yaptı, kafamda bardak kırdı, kafama demirle vurdu. Evet, öyle dedi. Darprapor var mı? Bakın camımı çerçeveme aşağıya indirdi. Dört tane kızımın darpraporu var. Saçını patlattı. Kızımı aldattı. Bunları söyledi mi size? 9 ay kızıma bu çocuk benden değil, bu çocuk benden değil dedi. 9 ay boyunca benim kızım evet ben götürdüm. Doğumunda bile yanında değildi. Siz çocuk benden değil dediniz mi karınıza? Hayır, dedim ki. Yüzüne söyledin mi? Evet. Böyle bir şey söyledin mi? Hayır. DNA şunu istedim mi? İstedim. Dediler ki, yok. Kadir Bey, bu yuvayı yıkan Ayten evet. Hanım mı? Ayten Hanım. Bu yuvayı yıkan sorumsuzluk mu? Bir insan yalan söylüyorsa ondan yola çıkmaz. Kızın yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor, aynen. Ayten Hanım ve Özlem Hanım'ı da canlı yayına alacağız. Söz haklarını, cevap haklarını kullandıracağız. Bu konuya devam edeceğiz ama şunu da söylemek istiyorum. Kızınızın kaşı patlamış bir fotoğrafı geliyor ve diyor ki beni kocam dövdü. Heh. Ve siz baba olarak diyorsunuz ki böyle bir şey yok. Yani kızınızın yalan söylediğine inanıyorsun. Buradan devam edeceğiz. Hemen bağlantımız hazırsa Rabia karşımızda olacak İstanbul'dan bağlantıda. Kadir Bey'in hem birliktelik yaşadığı dini nikahlı eşi Özlem ve kayınvalide canlı yayında. Rabia sendeyiz. Merhaba. Özlem Hanım. Merhabalar. Ses geliyor mu? Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutluyoruz. Ben de Ramazan bayramımızı kutluyorum. Şu anda yanımızda. Şimdi Özlem Hanım'a bir şey soracağım. Şu an yanımızda Özlem Hanım var. Ben madem. Hemen mikrofonu uzat Rabia'cığım. Çünkü Kadir Bey herhalde bir soruyla başlıyor. Özlem evet. Hanım ve Ayten Hanım hoş geldiniz. Ve Ayten Hanım. Tamam buyurun. Hemen uzatıyorum. Ben madem madde bağımlısıydım kaç kelimde madde gördün? Madem kötü biriydim. Hoş bir dakika oldu, Ayten Hanım. Ayten Hanım. Teşekkürler. Madem kötü biriydim kızına kendi ellerine parayı verdiğimde gelinlik niye aldın? Madem yanlış bir insandım. Nikah şahidi sen niye oldun? Madem bütün esnaflar, çarşılar, dükkanlar, herkes, patronlarım, arkadaşlarım, mahallene, senin gençlerin, mahalle gençlerimle dahil beni biliyor. Artı, madem ki ben böyle bir insanım, sen bir anne olarak kızının babasına paşa bahçe meydanına gelip, ya bey ayrıldık ama bu konuda hata %98 haklı. Bu adamdır, haksız olan da bizim kızımızdır. Bunu... Üst katta dayınız var. Dayına çıkalım. Biz dayımla konuşmuyoruz. 5 ay olmuş. Birlikte olalı. Hamile. Babanı tanımıyorum. Babasını tanıyayım. Babamız bizi reddetti. Halana gidelim. Halamız bizi reddetti. Bununla beraber gerekirse hırsızlık bile yapacaksın. Kocana hırsızlık yapacaksın diyorsun. Sen marketten çikolata çalmayı iyi biliyorsun. Eski kocan da bağlanacak. Seni nasıl dolandırdın zorunda? Vallahi eski Osman bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar evlenmeyi düşünüyorsanız eski Hayır. kocasına onay alıp öyle evlenseydiniz. Hayır. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Şimdi bana öbür tarafı öyle bir yaptılar peki. ki benim burada WhatsApp konuşmaları var. Çocuğum... WhatsApp konuşmalarına gelmeden önce Ayten Hanım siz mi cevap vermek istiyorsunuz Kadir'in iddialarına? Buyurun cevaplayın. Peki bir şey daha soracağım. Müftü yalan mı söylüyor? Buyurun. Hoca yalan mı söylüyor? Hanım, doktor yalan mı söylüyor? Müftüyü yalancı yaptınız. Rabia. Anne olarak kızını gittin, müftüye boşattım dedin geldin. Müftünün önüne getirdim sizi. Ay onu susturun artık Esra Hanım. Ama tabii, dur. Dinleyin ama. Hakkımı arıyorum. Müftünün önüne getirdim, müftünün de rezil oldun. Nikahımız devam ediyor, eve geldin. Kızın... Kadir Bey 2 dakika nefes alın, söz haklarını kullansınlar. Tüm her şeyi duydunuz. Sizinle ilgili suçlamaları ve iddiaları da dinlediniz. Cevaplayın lütfen. Niçin Kadir'i kendi evinize davet ettiniz ve bu evliliğe onay verdiğiniz sorusundan başlayalım. Oyuncağım işim ben onun. Özlem Hanım'ın mesajları duruyor. Oyuncağımdın. Kullandım, paranı verdim gittin. Madem tamam merhabalar, öyle... iyi yayınlar. Dinliyoruz sizi. Madem ki öyleydi. Ay hala daha susmuyor ya. Niye? Bunları ben bu yayından çıkıyorum bu susmazsa. Siz yaşattınız bunları. Esra Hanım o konuşursa ben yayından çıkıyorum. 4 tane adli raporumuz Kadir varmış. Siz Türkçe anlıyor musunuz? Anlıyorum. O zaman susun. Tamam sustum. Çünkü onlar da bu hale getirdi beni. Ben çıkıyorum yayından hala daha konuşuyor. Hayır ya. Sakin olun Ayten Hanım sakin olun. Bu evliliğe neden onay verdiğiniz sorusundan başlayalım.
Ama susmuyor. Her zamanki gibi susmuyor. Her zamanki gibi. Ben onay verdim çünkü kendisinin iç yüzünü bilemedim. Hı-hı. Kendi evinde kalacaktı. Evet. Ama orada iki tane kadınla birlikte yaşamış. Ve başka kadınlar çok aldığı için benim kızım da dedi ki ben orada yaşamak istemem dedi. Çünkü çok iki tane kadınla yaşamış. Bir ilk hanımından. Ondan sonra 4 sene başka bir kadınla birlikte yaşamış. Bir sürü kadın girmiş çıkmış eve. O yüzden benim kızım istemedi. Kadir Bey, ben onlara söyledim birlikte yaşayalım diye. İkisi de kabul etti. Size kendini nasıl takdim etti? Nasıl sundu? Her şeyim netti. Oo, çok güzel sundu ama içini bilemedik biz. Evet, özür dilerim senden. İlme geldikten senden sonra. Tek bir şey için özür diliyorum. Herkes biliyormuş. Bütün Beykoz halkı onun evet. Ne olduğunu biliyormuş ama biz bilemedik. Ümra, sizinle yaşamaya başladıktan sonra. Ya hala daha sussun. Bakın ben yayından çıkıyorum o zaman. Anladım. Ben de böyle bir yayın yapmak istemiyorum. Şunu dinlemek istiyorum sizden. Ben kayınvalidemle aynı evde yaşamaya başladığımda beni balkonda yatırdılar iddiasında bulunuyor. Evet. Demir boruyla vurdunuz, sen bile itiraf ettin ifadenle. Balkona falan yatmadı. Şöyle bir şey var. Ya hala daha konuşuyor bu, susmuyor ki. Bakın kapımı bile kırdı. Gösterir misiniz? Evet. Kızım... Benim evime zarar verdi. Benim evime geliyor, çocuğunu görmek için geliyor. Yalan. Ama çünkü yalan. O yalan. Esra Hanım, duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum ve kapıyı da görüyorum şu anda. Kapının camı benim, kırılmış. Benim odamdaki kapımın camını bile kırdı. Evet, şu an gösterin görsün. Ekranda kendisi görüyoruz. Kendisi kırdı, yalan şöyle söyledi. Şöyle bir lede de verelim. Yalan. Ben kendimi kırdım kendi kapımı. Senin odanın kapını. Ha, bu odanın, evet. Ben kendimi kırdım. Tamam, burayı ben kırdım. Evet, burayı. Ne zaman kırdınız? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Benden para istiyorlar, çocuğum evli olacak diye. Veriyorum, bütün malzemeleri alıyorum. Akşamleyin gidiyorum çocuğumu görüp Mevlid'in anne saklısını takacağım. Ay yalana bak, para istiyor. Yalan mı? Bir dakika, Mevlid'i kim yaptırdı? Ben yaptırdım. Bununla beraber yalan bana dedi söylüyor, ki... Yalan söylüyor ve Esra Hanım madde kullanıyor bu. Bir dediğini tutmuyor. Benim mi, sizin madde mi? Madde bağımlısı kendisi. Benim mi, sizin mi? Bir dakika. Hatta bir dakika. Şeyde, Kartal Adliyesi'nde de mahkemeleri oluyor. Siz bir, bu konuda bir soruşturma geçirdiniz mi? Ben daha önceden kullandım, evet, geçirmiştim var ama herhangi bir şekilde... Bununla ilgili cezaevine girip çıktınız hayır, mı? Hayır. Çıkmadınız. Bir saniye. Ayten Hanım, şimdi siz evinize girdikten sonra, yani hani size zarar verdiğini ve çalışmadığını söylediniz. Hatta Kadir de kendiyle ilgili şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, ya dedi, bütün esnaf dedi benimle ilgili konuşuyor, geldi dedi, kaynanam dedi, bu lafları tak 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 bana söylüyor dedi. Kuyumcuyu bağlayın. Kasabı bağlayın. Mahalleden o kuali tanımayan rahibeler var ya, onları bağlayın. Benim yanımda kaç sefer kızımı dövdü, kaşını patlattı. Kaç o sefer? Da inkar etti. Ben de dedim ki inkar etme bak dedim, herkes biliyor, esnaflar biliyor dedim. Sen dedim bu adama niye verdin diye söylüyorlar bana dedim. Ama kimse öyle bir şey dememiş. Kaç patlatma olayına geleceğim. Esnaflarımı kötüledi. Kimse öyle bir şey dememiş. Hepsine gittim. Hepsini buldum. Dememiş, evet dememiş. Niye yüzün yok gelmedi ben o zaman? Ben kafadan uydurdum. Uyduruyorsun. Sen akıl hastasın. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaş patlatma olayına gelmek evet. İstiyorum. Altay ben Bey'e dün mı? Demiştim ki... Bana bir şey söyleme. Ben seni dinlemek istemiyorum. Şiddet olayını biliyor musunuz? Beni kızımın kaşının patlamış olduğu fotoğrafa geldi. Ben evet. Kızımı aradım. Değil mi? Aynen ağladı. Bana cevap verdi. Beni dövdü. Yani kaşım patladı. Hatta Kadir beni dövdü dedi mi? Evet dedi. Yani ben dedim ki olamaz kızım böyle bir şey. Hatta niye olamaz? Yani... Onun öyle bir şey yapacağını ben hiç yapmıyordum yani. Peki kızınızın bu kaşı nasıl patlamıştır size göre? Kadir yapmadıysa kim yaptı? Onu bilemiyorum ben. Bir dakika. Tamam. Esra Hanım, bak, ben... kızınızın, bu sizin kızınız değil mi? Evet, benim kızım. Şimdi bütün özellikle de kız babalarına soruyorum. Böyle hani hafif şurasında bir kızarıklık görse... Kim yaptı bunundan biri başlar? Ağzından laf alana kadar kıyameti kopartır. Bir isim söylese ona saldırmaz mı? Var mı burada kız babaları? Kızınızın kaşı patladı. Kadir yaptı. Sen Kadir'e toz kondurmuyorsun. Hani sütte leke vardır. Size göre Kadir'de yoktur değil mi evet. Abicim? Özlemciğim mikrofonu alır mısın? Çok enteresan. Bir babanın kızı kaşı patlıyor. Kocam yaptı diyor. Yok o yapmamıştır diyen ilk defa sizi gördüm. Hayatım nasılsın? Duyuyor musun beni?
İyiyim Esra abla. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim hayatım ben de. Evet duyuyorum. Sen babana beni Kadir dövdü dediğinde babandan ne yapmasını isterdin? Yanımda olmasını isterim Esra abla. Bunu yanında olmasını isterdin. Baban evet. Sana ne tepki verdi? Özlem, sen bir anne gibi davranırsan doğruyu... Kadir'in yanında oldu Esra abla. Benim yanımda olmadı. Niye Kadir'in yanında oluyor? Esra abla, ben onu dinlemek istemiyorum. Ben seni dinlemek istiyorum. Bir saniye. İçki içtiği için. Kızım, ben senin yanında gelmedim mi hastaneye? Cevap ver. Cevap ver, cevap. Ben size şunu Esra anlatayım. Esra abla, ben o şahısla konuşmak istemiyorum. Ben seninle konuşmak istiyorum. Konuşma. Polise gittin mi? Ya gittim, polise gittim. Esra Hanım. Kaşın patladığında sana oradaki evet, görevliler sormuştur. Esra abla. Böyle. Peki. Kocanın DAP yaptığın... raporlarımda var. DAP raporlarında var. Benim de var. Seni silahla yaralama kadar. Bıçak bile vurdum. Hayatım bu evlilikte Kadir'e göre sizin yuvanızı yıkan senin annen. Sana göre sizin bu yuvayı yıkan, sana göre bu yuvayı yıkan kişi kim ve neler? Hayır değil Esra ablam. Kadir sana nasıl davrandı? Kadir Esra abla. Ne yaptı sana? Kadir hep beni dövdü abla. Küfür etti, hakaret etti. Hep dövdü beni. Tamam. Çocuğunuzla ilgili bu çocuk benden değil. Kimden yaptın bu çocuğu diye sordu mu? Sağlığı iyi değil bunun. Sordu Esra abla. Sordum. Tamam. Peki sorduysam senin evinde ne işin var? Peki Özlemciğim. Gelinliği kim aldım? Beni o eve kim aldı? Gelinlik kim giyecekti? Dış mekanlarına kim gidecekti? Niye Esra geldin abla, ben onu duymak istemiyorum. Lütfen Özlem, beni konuşturmayın. Sen ona değil bana cevap ver. Şimdi o kendini savunmaya çalışıyor. Hayır, belki de kendini aklamaya çalışıyor. Sen yaşadığını kadın olarak sen bilirsin. Seni koruyamayan bir baban varken kendini Kadir'in karşısında anlatman zaten çok zor. Peki? Kadir bağımlı mı? Annem böyle olduğunu iddia etti. Bu iddiası asla, doğru mu? Asla. Ben... Ekmeğimi de ellerden kazandım, alın terimle evet, getirdim. Evet Esra abla, bağımlım. Kaç kere gördün? Kaç kere benim elimde madde gördün? Sana yedirdim, verdiğim her şey haram olsun. O yüzden mi... Bana ne yedirdin sen? Bir dakika ya, sen bir kere seni siz geçmişime takıldınız. Geçmişimi biliyor muydunuz? Kırık. Her şeyimi açıkladım mı size? Açıkladım. Siz bunu kabul ettiniz mi? Ettiniz. Kırık derken yani eski sevgilisi mi? Neyi açıkladın? Özge'yi açıkladın mı sen? Neyi Özge'nin kırını ki? Kızı olduğunu söyledin mi? Neyin açıkladın evet, ya? Evet eski benim sevgisi Esra içinde... abla. Çocuklarım ama var. Hayır ablacığım. Benim daha önce yaşamış oldum. Altay Bey size ne? Nereden bileceksin sen onu? İnanamadım sanki sen daha de Kadir'in babasısın ya. Ben biliyorum. Ben biliyorum Esra Hanım. Şöyle söyleyeyim. İnanamıyorum şöyle ya. Yok Esra diyor. Altay Bey Özge'yi biliyor musun? Biliyorum. Evet. Tanıyorum. Tanıyor musun? Evet. Tanıyorum. Kocasını da biliyorum. Kocasını da biliyor. Ben size öyle bir şey iftira atacağım ki şimdi bakın. Bakın. Asıl sebep ne biliyor musunuz? Kızları mı var onların yoksa? Evet. Onun kızı yok. Hayır. Özge'nin kızı yok. Özge'nin değil. Özge dedim bayan benim daha önce yaşamış, birlikte yaşamış, 5 sene olduğum kişinin kızı. Bu annesi çekip gitmiş, yıllar olmuş. Bu kız da İstanbul'da olduğu sürece bir merhaba diyor. Bir akşam beni aradı. Bunun hayatımda olduğunu biliyordu ama aynı eve geçtiğimizi bilmiyordu. Bir gün beni aradı, bu çıktı telefona. Bayanlara kıskançlık yaptılar. Durumu anlattım. Bir ay boyunca bana o kız için, o kız öyle, o kız böyle. Para istediğinizi söylüyor o hanımefendiden. Dinleyin. Bir ay sonra ben... Para gönderdiniz mi? Kime? Kadir abicim bana yardım et dedi mi? Hayır, asla. Kocası asla. Zengin çünkü. Durumları iyi. Hayır, durumları Kadir Bey siz istediniz. Kocası zengin mi? Kocası zengin tabii. Kadir Bey istiyor. Niye babasından istemiyor da Kadir'den istiyor? Kim? Söz hakkı alabilir miyim Esra? Onların haberini yok. Karıştırıyorsunuz. Yani para istediğinden haberini yok. Esra Hanım. Sen bana Esra Hanım, o kızdan yardım iste. Konuşabilirsiniz, duyuyoruz sizi. O kızdan Esra yardım Hanım. İste. Para istediyen sendin. O kızı üstüme para işi koparttırmak isteyen Gabi sendin. Ya cevaplasın. Onu susturun ben konuşayım. Tamam cevaplayın. Esra Hanım onu susturun. Cevaplayın. Ha, ben şöyle bir şey diyeceğim. O Özge dedi eski dostunun kızıymış. Bize dedi ki dayımın oğluna dedi ameliyat oldu dedi. Ona dedi refakatçi kalıyorum dedi. Meğerse o Özge denen kişiye gitti refakatçi kaldı.
Gece yarısına kadar o Özge denen kişi Kadir'in evinde birlikteler. Ertesi günü tekrar denize gittiler ve benim kızımdan habersiz, ben dedi, Özge dedi bu gece burada yattı, sen çakta dedi. Kızım benim saçını başını yoldu, benim arkadaşımın evindeydik biz o gece. Aldattı dediğin olay mı? Peki. Ben dedi. Denize git. Gittiler yalan Melin söylüyor. Gitmediler mi denize Altay? Mübarek gün gözüm kör olsun. Köpeğe götürecekler. 63 yaşındayım ben. Hangi köpeği? Benim köpeğim var. Marlo diye bir köpek var evde. Onu götürecekler. Kimle götürdüler köpeği? Olcay abi. Bir dakika. Kendisi götürmüştür bilmiyorum. Olcay ben abimle. Gitmedim kızla çünkü. Gitmiş onun yanına. Ha, köpek bakın, kimin köpeği? Bunun köpeği mi? Bunun köpeği. Benim kız köpeğim. Eşlik mi etti köpeği götürürken? Ya ben götüreceğim demiş. O gece bana telefon ettiler. Dedi ki böyle böyle Özge gelecek baba dedi. Sen de gel. Bakın, şeyi de çağırın, Özlem'i de çağırın, barıştıralım bunları. Ve Özge de bunu çağırdı dedi, gelsin yani barıştırayım. Peki Deniz'e kim gitti? Özge gitti herhalde. Yalan söylüyorlar. Özge'den kim para istedi? Özge'den kim para istedi? Efendim? Bir şey beyefendiye soruyorum. Özge'den kim para istedi? Ya para mı istemek... Ama bak bastırıyorsunuz, onu sordum ben. Vallahi. Özge'den kim para istedi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben ondan haberim yok. Özge Hanım. Birlikte olduğu kişi zenginmiş. Kim para istedi? Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Özge'nin kocası. Özge dediğimiz kişi... Ben onun annesiyle 5 sene yaşamışım. Manevi kızım oluyor. Ben bu insanla bir diyalogum. Bu kız benim bununla evlendiğimi bildiği için çok da sevinen ve benim çocuğum olacağını bildiği için de yardım etmek isteyen insanlar. O zaman evinize gelseydi bir kutu lokumla. Geldi. Bakın geldi. Bunları da oturtturdum, tanıştırdım. Denizden önce mi, denizden sonra? Her şeyden önce ilk başta tanıştırdım. Annesi böyle yalan yaptı. Yalan söylüyor. Arkadaşım. Bakın Esra Hanım. Dinliyorum Ayten Hanım. Esra Hanım. Esra Hanım benim kızıma demiş ki. Hayır. Benim kızıma demiş ki o Özge denen kişi Esra Hanım. Duyuyorum. Esra Hanım. Rabia, Özge denen kişi demiş ki benim kızıma sen demiş hayatında olmasaydın demiş. Biz demiş iki bir iyi bir eş olurduk demiş. Dede dedi ki bize. Hı. Onu dedi seni dedi bırakacağım dedi. Bunları sen, demedi mi? Söylesin bu kelimenin haklısına sana bir şey söyleyeyim mi? Sana dedim ki sen çok büyük utanma, oyuncusun. Utanma, sen şey yalan söylüyorsun. Onu da yalan sen, söyle. Sen büyük. Sen hocaya bana gidip. Bir şey söyleme. Ben sana hocaya gidip, istemiyorum. Sen hocaya gidip kızını boşatan. Dinle. 5 ayda bir insanları koparttıran. Esra ablam. İyi dinle. Ben Özge ile sizi bir masaya tutturdum. Tanıştınız. Ben kızı çok beğendim dedin. Annenin, ölmüş annenin yeleğini verdin. Özlem sen dedin ki bir arkadaşınla dedin arkadaş olacağım. Kadir ne zaman tanıştırdın? Ne zaman? Ya Esra abla ben muhatap olmak istemiyorum. Benimle konuş. Siz bir dakika Ramazan bayramında Kurban bayramı değil bakın. Tanıştırdı. Ramazan arkadaşım kardeşim dedi. Ramazan bayramında tanıştırmadı mı sizi? Peki Beykoz'da. Ben ilk defa canlı konuşacak Özlem. Senden dinlemek istiyorum tüm olayları. Kardeşim diye tanıştırdım. Annenin evinde ne tanıştırdım? Yaşamadan efendim, başlayabilirsin. Yani annen çünkü bir Esra anda... Esra abla. Söyle. Annen dedi ki aldatma var dedi, borç batağı var dedi, bağımlılık var dedi, DNA var dedi, madde var dedi, kızımın kafasını yardı, kaşını patlattı dedi, camları evet, kırdı Esra dedi. Ablam. Her şeyi evet, söyledi. Peki. Senin konuşmanı, evet, senin anlatmanı madde istiyorum ama... Şey kullanıyordu, evet. Rabia, iki dakika araya giriyorum, bir reklamlara gideceğiz sevgili seyirciler. Reklamlardan öyle. Hemen döneceğim reklamlardan sonra kaldığımız ben yerden şimdiden... devam ediyoruz. Bu arada Muharrem ve Zeynep isimli konuklarım. Sürüşüyordular. Onları bekleyen sürpriz neydi? O sürprizi bugün onlara açıklayacağım. Nurcan'ın 4 yıl beraberlik yaşadığı, tanıştığı gün kendisini kanser olarak tanıtan, kemoterapi gördüğünü söyleyen ve hastalıkla ilgili tüm süreçleri, saçını kazıtması, ağzından kan gelmesi, ağzını yaralıyormuş. Ve hastaneye girip kemoterapi alıyorum derken halbuki yukarılarda, katlarda dolaşıp hasta ziyareti yapan, 4 yıl boyunca seni aldatan ve kandıran Samet Yılmaz biraz sonra canlı yayında olacak. Söz hakkını kullanacak. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın. Kayınpederiyle stüdyoya geldi, kayınvalidesine savaş açtı. Kadir'in yuvasını kayınvalidesi mi yıktı? Dini nikahla beraberlik yaşadığım Özlem Güray oğluyla resmi nikah kıyıp yuvamı kurtarmak istiyorum diyor. Annesi benim yuvamı yıktı. O masumiyetin altında hep bir yalan. Yan yana ayrılmayan yapışık çizler gibi. Annesinin yemeğini yapmayıp, yemeğini yemeyip benim yemeğimi yiyen, benimle bana hayran kılan kadın
İmam nikahını yaptıktan sonra ben balkonda yatmaya başladım kendi odasında. Benim damadım, ben böyle hayatımda böyle güzel bir insan görmedim. Yemin ediyorum size. Kızınızın mutluluğunu bozan kim? Annesi. Tabii ki annesi Esra Hanım. Ayten damadı Kadir'i neden istemiyor? Kayınvalide Ayten mi, damadı Kadir ve eski kocası mı yalan söylüyor? Müstakbel kayınvalideniz Ayten Hanım telefon attı. Onların yalanlarının hepsini de dinledim. İddiaları var. Beni balkonda yatırdı. Bana zorbalık yaptı. Kafama demirle vurdu. Evet, öyle dedi. Darp raporu var mı? Bakın camımı çerçevemi aşağıya indirdi. 4 tane kızımın darp raporu var. Saçını patlattı. Oo. Kızımı aldattı. Bunları söyledi mi size? 9 ay kızıma bu çocuk benden değil, bu çocuk benden değil dedi. Kadir Bey, bu yuvayı yıkan Ayten Hanım mı? Ayten Hanım. Bu yuvayı yıkan sorumsuzluk mu? Bir insan yalan söylüyorsa ondan yola çıkmaz. Kızın yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor, aynen. Kadir karısını aldatıp dövdü mü? Çocuğundan neden şüphe etti? Büyük yüzleşmede ikinci perde. Şimdi Esra Erol'da. Seyirciler, yayına döndük canlı yayında. Kadir Bey, Altay Bey burada. Aslında Altay Bey normalde Özlem Hanım'ın babası olmasına karşın bu ilişkiyle beraber neredeyse Kadir'in babası gibi davranıyor. Ekran başındaki seyircilerimiz herhalde en şaşırtan olay budur. Özlem, biraz önce söyledim arada kaynadı. Altay Bey, kızınızın kaşı patladığında onu Kadir yapmadıysa kim yaptı? Olayın içinde olmadığım için sizce bana kim resimler yaptı? Geldi. Ben oturuyordum. Ben bile şaşırdım kaşım atlamış. Abi, şimdi onu görünce ben dedim ki ya böyle bir şey olamaz. Yani Kadir dedim bunu yapar mı yapmaz mı? Sizin Kadir yapmadı demeniz için o dakikalarda o saatlerde Kadir'le sizin keyif yapıyor olmanız lazım ki yok artık sabahtan beri beraberiz. Kim yapmış olabilir? Biz o gün hep beraberdik aslında. Ama kızınızın şimdi kaşını kim patlatmış olabilir? Kızlı mı vurdu nasıl oldu kafasını vurdu. Yani elinden bir tokat attım diyor bana. Öyle dedi. Söylediniz çünkü mi? Çünkü niye? Mesela parmağınızda gümüş bir yüzük var. Evet. Yani şöyle bir tokatla, evet, ters bir tokatla bu yüzüğün, şimdi küçük ve narin bir kız, kaşının yarılması mümkün. O gün tokat attığını kabul etti mi? Bakın. Altay Bey. Evet, etti. Ettim. Tamam. Söyledi. Ben tokat attım. Bana dedi. Hatta ben ona aradım, ağladı ben. Bana dedi bana beni bunu dövdü dedi, baba. Bunu dedi takot attı mı? Bu şiddete karşıyım ama. Ya tabii sen herkes. Sen kim karşı olursun da benim kızımı döversin diye sen de ona bir geçirdin mi? Ya ben zaten görmedim onu, ben hastanede bile görmedim. Peki Esra Hanım. Tokat atan kızının kaşını yaran Kadir mi değil mi? Bence değil. Peki tokatı atan. Annesi. Tokat atan kimdi? Buydu değil mi? Ya tokatı attı tamam, atmış olabilir. Ben ona hiç Esra şey demedim. Esra abla, o gün annem bir kere evde yoktu. Çok o tokattan sonra mı yaralandı? Benim DAP raporlarım elimde. Elimde. Tamam. Annem evde bile yoktu. Kadir Bey yalan konuşuyor. Özlem, Kadir yalan söyler. Bu kadına şiddeti uygulayanların zaten en büyük özelliği budur biliyorsun. Yani Esra şiddeti yaparlar ve sonuna kadar reddedip sonra utanmadan asla, af dilerler. Ama senin baban niye senin bu Kadir'in yanında bunu anlamıyorum. Bak bunu aklım almıyor. Peki annesi de benim ilk bunun yalancılığını anlarım. Senin baban seni niye korumuyor? Annesi ben de ilk başlarda anlamıyorum. Benim tarafındaydı. Bir saniye. Bir hayır, şey söyleyebilir miyim? Hiç kabul etmiyorum. Esra abla ya, benim tamam, babam kabul ilk evliliğimde bile benim arkamda olmamıştı. O yüzden Kadir'in yanında duruyor. Benim yanımda durmuyor. Niye? Sebebi sen annen. Babanı aradığında baba beni İlk evliliğinde de durmamıştı. Niye? Sebebi annen. Ne alakası var? Baba beni dövdü dediğin, bana tokat attı dediğinde baban dönüp Kadir'e tek bir tepki verdi mi? Ya ben ondan konuştum Mesra Hanım. Hayır ben söyledim. Ben de Esra abla. Konuşmadı benimle. Ben kendisinden benimle konuştum. Kimle konuştun? Kadir'le konuştum. Kadir ne bana dedi ki bir saniye. Lütfen. Tabii ki dinliyorum. Lütfen bir konuşayım. Tabii ki konuşun. Tartışma, kavga ettiğinizi söylesene oğlum. Bayramın, Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü. Sabah. Neden? Hep beraber son yemek yedi. Tamam biliyor. Tamam anlatsın. Söylüyorum. Niye atmış tokatı? Dedim ki. Ya işte. Söylüyorum bakın dedim ki. Anlatıyor. Anlatsın. Eve geldik. Bu babası gitti. Annesi de dışarı çıktı gitti. Özlem dedim ya. Yanına oturabilirim. Oturamazsın. Hani evde bir kural var. Yeni elbiseleri giy. Koltuğa oturamazsın. Değişecek. Rahatsızlar. Adamı da öyle zaten 25 sene isyan etmişler. Hmm. Ve bununla birlikte dedim ki ya Özlem sana bir şey soracağım.
Biz niye dedim aile olamıyoruz? Biz bunun için mi dedim? Yani bu kavgalar için mi? Ayrı gayrı yapmaları için mi dedim? Bunun üzerine şey, yapıştırdı mı tokatı? Hayır. Bakın. Niye dedim olamıyoruz? Bana durdu. Anlamadım mı hala? Neyi dedim? İstemiyorum seni. Defol git bu evden dedim. Bu zamana kadar gitti. Haklı bir tokat mıydı Altay Bey size göre? Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bakın. Esra Hanım. Biz sessiz o gün olun. Kurban kızınıza... Bayramı'nın ikinci günü yemekteydik. Sabah Altay Bey detay öğrenmek istemiyorum. Ya şunu öğrenmek istiyorum. Mantığınızı öğrenmek istiyorum beyefendi. Kızınıza hangi konuyla olursa olsun eğer haklıysa konusunda o tokatı atması size göre haklı mıydı? Haksız, yani kızınız o tokatı atamam. Hak etmiş miydi? Hayır. Ama öyle bir konuşuyorsunuz ki kızınız o tokatı hak etmiş gibi düşünüyor, söylüyorsunuz. O kadar rahatsız edici bir şey ki kim sizin evladınıza zarar verebilir? Peki, ya kimse Esra veremez Hanım, Esra vermiş Hanım. Vermiş ama. Esra Hanım ya, kusura tamam bakmayın da bir şey. Siz durumu Altay Bey, biliyor musunuz? Kızınız bu resimleri gönderdikten sonra damadınızla alkol masası paylaştınız mı? Hayır. Yok. Oturdunuz mu alkol masasına? Hayır. Yok. Ha? Paylaştılar avukat hanım, paylaştılar. Aynı gün mü? Konuşuyorlar. Hayır. Aynı gün mü? Aynı gün aynı değil. Aynı gün değil. Hayır. Özlemciğim. Ben söyleyeyim. Dinleyin bir kere şu kadın konuşsun. Aynı gün. Özlem, tamam, bakın, aynı gün ben bakın, bilmiyorum. Ben o olaydan sonra. Değilim. Aynı gün olamaz. Efendim Esra abla. Hastaneye gittiniz. Sonra kocanızla yaşamaya devam ettiniz mi aynı evde? Hayır. O günden sonra. Hayır Esra abla. Olaydan sonra yok, birlikte olmadı, görüşmedik. Bir daha görüşmediniz, eve sokmadınız. Soktular. İhtiyaçları o zaman Allah için soktular. Sokmadı. Peki Kadir sokmadı. Bu arada babanıza mı sığındı? Hep babanızın yanına mı gitmeye başladı? Arada sırada gidiyor. Evet Esra abla. Babanızla Kadir'in ortak yönü nedir? Beraber ne yapmaktan zevk alırlar, keyif alırlar? Alkol içmekle, konuşmak, işte gezmek, tozmak. Ya herkesin hakkı. Peki sizin oluyor. Evde kaç kere alkol içtim? Alkolüyüm ben madem. He? Acaba Esra abla, ben sen camiye, camiye teraviye gidiyorum de. Ne yapmış yani? Bana dedi ki alkol. Ben babasıyla alkol içiyormuşum. Ya ben babasıyla... Ne alaka ya? Hayır bak, ama iftira atıyorlar. Bir, ikincisi o gün... Sen bu kadına şiddet uyguladın mı? Uyguladın. Yanındaki babam tamam. Dediğin adam senin şiddet uyguladığını kabul etti mi? Sen evet. Daha üzerine ne söylüyorsun? Bu şiddet olayından sonra sen o eve girebildin mi? Giremedi. Giremedi. Peki bir dakika. Sorumluluklarımı yerine tamam. Getirdim dedin. O senin zaten görevin. Görevimse peki karnında çocuk benim çocuğum. Bana getirmedi nasıl... Esra abla. Getirmedi mi? Ya Esra abla lütfen dinlemek istemiyorum Özlem, ben onu. İki de bir çocuğundan şüphelenen adam hala da benimle konuşmasın. Kusura bakma da köpek bile yavrusunu alma, babasından, lütfen. Ailesinden saklamıyor. Çocuktan... Sen çocuğu karnında benden sakladın. Adam çocuğu öldürmeye kalktın. Bana 20 bin liraya o çocuğu satmaya kalktın. Yalan mı? He? 20 bin liralık insansın. Yalan. Yalan. Bütün Beykoz'da. Yalan. Herkes biliyor. Doktorların dahil biliyor. Senin bir kere akıl hastası, davranış bozukluğun var. Annen bir kere rahatsız, onun davranış bozukluğu var. Bunu baban da biliyor. Seni kimse... Üst katta dayın var. Sen bak, çok akıllısın eski değil mi? Eski eşim Mehmet, o bile dedi ki... Kendine zarar veriyor, suçu sana bırakıyor. Kadir dikkat et, ses kayıtları var. Lütfen, açarım. Konuşmak istemiyorum. Hayır, niye? Lütfen ya. Sen 80 milyona... Oturun kapatın. Lütfen. Sen 80 Peki Kadir Bey, cin gibi adamsınız. Evet, 80... Tanıştığınız... Bir saniye bak, manipüle evet. Etme. Böyle bağıra bağıra da konuşma. Cin gibi adamsın. Evet, her yol yordam anladığım kadarıyla evet. Var sende. Daha sen bu kadınla 5 dakika oturup konuşsan... ...bununla ilişki yaşayıp yaşamayacağına karar verir misin, vermez misin? Ben 15 gün kaçtım. 15 gün çalıştığım yerde kaçtım. Çorba içiyorum, alnımı siliyor. En son geldi bana dedi ki... ...benim ailem, benim annem benim yuvamı yıktı. 5 ay evli bıraktı. Benim sen eski eşim bileziklerimi çaldı. Sen bu kadınla ilişki yaşamayabilirdin. Bakın 15 gün kaçtım. 15 gün. Herkes biliyor. Her gittim. Şimdi de o senden kaçıyor. Ya bakın, kaçabilir. Ama sebepler diyor ya ihanet etti. İhanet sence sizce bu mudur? Bir kadının kocasından gizli at kullanması mıdır? 1,5 ay bana yani gizli hiç at. Hiç fark etmez, ikisi de çirkin. Hayır çirkin, bakın 1,5 ay gizli yani at kullanıyor. Yani ama erkeğin affetmesi, aldatması normalleşip kadının aldatması anormalmiş gibi davranmayın. İkisi de çirkin, ikisi de kusura iğrenç, ikisi da, de kabul edilemez. Evli bir kadın, hamile, bana ilk hayatıma girdiğinde bana dedi ki ben... Ne demek bu dedim, annesine de sordum bunu, kapattılar. Daha sonra... Çekip gitseydin kim tutuyor seni o evde? Kaç kere gittim. Evime geldiler, dükkana geldiler, işe geldiler. Bir gün motorun arkasına inmiyordum. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi milyonların önüne çıkmışsın.
Ben çocuğum için geldim. Başvuru konusunu söylüyorum. Dini nikahla beraberlik yaşadığım 5 aylık bebeğimin annesi Özlem Güreyoğlu'yla resmi nikah yapıp yuva kuracakken annesi Aytensel yuvamızı yıktı. Özlem'le barışmak istiyorum. Evet. Bu kadar suçlamalarda bulunduğun kıza, kısa niye değil, annesi, milyonların bunu yaptıran önünde annesi. Özlem'e barışmak istiyorum diyorsun. Ama bunu yaptıran annesi. Annesi hep hayatında olacak. Ama bir dakika, annesi hep hayatında. Sen buraya barışmak için gelmedin tamam, mi? Tamam, o zaman ben barışmak için geldim ama bana, ben şimdi kalkacak, gelinliği ben istemedim ki, annem istedi, seni bu eve annem aldı. Bu ne demek ya? Sen de buraya geldin, barışmak istediğin karının gizli hat kullandığını söylüyorsun. Ama ben bunlar zaten bunları, bu yakıştırmaları bunlar ondan sonra çıktı. Yakaladım 1,5 ay sonra. O olaylardan sonra şimdi niye barışmak istiyorsun? O olaylardan sonra ben çekildim kenara. Buraya geldin şu anda. Hayır, tam buraya gelmeden babalık davası açtım. Tazminat açtım. Eski eşi tazminat açtı. Adamı da dolandırmışlar. Onlara okey, varım. O süreç devam edecek. Siz çocuğunuzu kendi nüfusunuza evet alabilirsiniz. Fakat aylar sonra gelip ben niye Özlem'le barışmak istiyorum diyorsun. Niye biliyor musunuz? Ben şunu merak, bana şunu söyleyecek. Bana bu çocuk için Mehmet beni dolandırdı. Mehmet söyledi, Mehmet böyleydi deyip hayatıma girdiğinde o çocuğun ölüsüne yemin etti. Sokağa atarım, kapına atarım, bakmam, istemiyorum. O çocuğu istemiyordu. O çocuk doğduktan sonra bu kız değişti. Annesi ağzından kaçırdı. Hocaya gittim, sulara baktırdım, bilmem ne yaptım. Kız kafayı yedi bir an. Bu kız böyle değildi. Bir anda değişti. Sen alıp bunu düzeltmek mi istiyorsun? Hayır, bakın. Peki Özlem, sen evliliğinizi, ilişkinizi... Efendim Esra Hanım. Nasıl anlatırsın? Bu arada Özge Hanım telefona bağlanır mı? Yayına. Var mıydı sende telefonu? Bende yok ama. Vardır. Ben arayacak telefonu. Ben böyle bir kayınpeder görmedim ya. Bakın, şimdi şöyle yani, bir şey var. Konuşuyorum. Hani baba oğul şapkınlık yapar, bunu bile kabul etmem ama kayınpeder damadın beraber takılıyor olması pes. Esra Hanım. Özge Hanım'ı. Özge Hanım şu an yayına bağlanır mı? Bağlanabilir. Telefona bakmam lazım. Hemen ekip arkadaşlarım telefonunu getirsinler, numarayı da alırız. Ben bu arada sizden o telefonu alırlarken hemen şey yapayım. Özlem Hanım'a sorayım. Özlem, bu evlilikten ya da bu ilişkiden ne zaman pişman oldun? Dayak olayından sonra ben. Bakın. Dayaktan sonra. Ne zaman bence pişman oldum? Evet, haklı bence de var. Evet, dayaktan bakın sonra var. Çok pişman oldum. Bakın. Hamileyken de şiddet gördüğüm için çok geri dönmek istedim ama dönemedim. Annenin yanında yaşamayı kim teklif etti? Annem teklif etti Esra abla. Kabul etti mi Kadir de? Evet Esra abla, kabul etti. Çünkü Kadir'in böyle bir aile sıcaklığına dair bir hasreti var. Baksana, kendi babasından daha çok senin babanla samimi. Onların bu samimiyetlerini nasıl yorumluyorsun, ne diyorsun? Annesi de benim yanımdaydı. Oğlum. Ta ki biraz komik geliyor Esra benim abla. Komik mi geliyor? Geçmişimi çıkartıp önüne sunuyor her gün. Madem anneydin, o kızın torununu düşünüyordun. Sokaktan gelen fitneyi evin içine getirip bizi yok eden sen oldun. Kavgaya tutuşturan sen oldun. Kenara çekilip oturmaya sen oldun. Hattı saklayıp hat parası diye domuzdan kıl koparı gibi bu adamın yanında 3 kere para aldın. Beni karımdan ayırıp müftünün önünde, hocanın önünde boşatıp kafana göre. Hoca boşanmadı, müftü boşanmadı diyor. Sen kızı geçsin kızım, sen sokağa git. Kadir Bey, kızınızla barışacağım dediniz mi Altay Bey'e? Evet. Onun tavrı neydi? Barış oğlum dedi mi size? Tabii ki de. Ya bakın, barışsınlar mı? Yani ya biz bunu... Şimdi her şey güzellikten halvur. Ben Rüya bunu... Bakın yani bir yıl konuşa boyunca... Konuşa, anlaşa, o güzelliğin anlaşa içinde tokat var mı yok mu? Peki... Şu... Ya ama bak yok, müdahale şimdi, ediyorsunuz yok, babanız. Ben zaten karşıyım, tokata karşıyım. Biz o yapılmaması ya, gereken dayak, şeyler. Zaten, ben zaten karımla da ben hiçbir zaman... Ben dayak atmadım. Şey bakın bir tokat ya attıysam... Benim babam o da beni ya öyle bir hale getirdi ki... Yani bırak bana tokatı, ki, iş ağır bakın, söz ben iş söyleyecek. Çalışmak istiyorum. Annesi diyor ki bana, ya oğlum dokunma çalışsın, zaten bir gün çalışıyor. İyi tamam. Kavgalarımız hep sosyal medyadan. Sosyal medyadan da. İnsanlar yüzüne. Dedi ki iyi git çalış. Tamam. İş buldum dedi. Beni gel dedi, iş yerimi gör. İyi tamam. Gitti çalışıyor. Ben telefonda o ana Çengelköy'e bir giderim. Bay bayan kumarhanesinde bildiğin taşlar, oyun kumarhane, kağıtlar havada uçuyor. Oyun... Siz böyle hep konuşuyordunuz Altay Bey'de, dinliyor mu sizi? Ben hiç şey de haberim yok, ben bilmiyorum bunlar olduğunu. Altay Bey'de beni... noter gibi sizi onaylıyor. Ama ben bunlar şey gerçek. Çok özür dilerim. Ya şimdi seyircilerinize dikkatli. Bir saniye bir su iç, bir şey yap. Allah aşkına. Ya karşıdan nasıl görüyorsunuz? Garip bir durum değil mi ya? Kimin babası? He?
Çok Hülya garip Hanım, bir şey ya. Hülya Hanım, ya abicim sizin kızınıza biri kötü söz söyleyecek kocası. Kıyamet kopar değil mi? Buyurun. Ama gerçekleri söylüyor. Ha? Gerçekleri söylüyor. Çengelköy'de ben iş bulmuşum. Hadi ben görmedim. Ben görmedim. Ama bir resmi gördünüz. Kızın kaşı patlamış. Ben babama diyeceğim ki Ali bana bunu yaptı. Kim patlattı? Yapmaz o demem. Annesi çünkü demem bakın. Demem yani. Demez. Ben o gün ya sizin bana bu kelimeyi dedi ya. Yapar. Defol git bu evden. Annesi diyor. Ya bir yiyorsa. Beni döven o, Özge'yi saklayan o. Hala da annemi şey yapıyor. Kimseyi sak... Ben söyle. Ben saklayacak olsam sizi tanıştırmazdım. Hala daha saklamadın diyorsun. Özge'yi saklayan kimdi? Saklasam sizi tanıştırmazdım. Babanla tutmazdım. Seni kocasıyla konuşturmazdım. Kocasına resmen bir şey öldürtmeye çalıştın. Olmayan bir şey ya. Ayıptır ya. Yalan ya. Yalan. Annesiyle öyle bir şey yok. Yaşadığın bir kadının... Senin yaptığın ayıp ya. Utanmadan bir de oraya çıkmışsın. Bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum herkesten. Neden ayıp olacak? Sen beni Özge'ye yakıştırdın ya. Özge kim? Altay Bey daha iyi biliyordur bakalım. Özge kim? Benim geçmişte yaşadığım kadının kızı. Bir dakikadır tanıyor musunuz siz Özge'yi? Mithat Bey'in eşi kendisi. Zengin. Mithat Bey'in. Yani bizim zengin Mithat Bey'in. Siz konuştunuz mu Özge'yle? Ya biz tanıştık, gördük, konuştuk. Yemek kahvaltı, ben şunu söylüyorum. Kahvaltısına gittik kendilerine. Sen beni Özge'ye yakıştırdıysan... Ha. Bir şey oldu sana. Ya sen demedin mi Kadir? Niye? Çok özür sana diliyorum. Ki Özlem, demedin mi? Özlem diyorum ki bak böyle bir şey yok. Biz annem böyle yapıyor. Bize yok. Göre uzak. Nereden bilin? Ya edası yok ya. Kızım herkes sana anlatıyorum. Tabii, diyorum tabii, ki yok böyle bir şey. Annen diyor ki bize göre uzak. Ben ne senin kızın çalışıyorsun? Değilim ya. Kes sesini. Ben senin kızın değilim. Madem öyle niye kalkıp da sen hattın açıklamasını yap. Her şeyden vazgeçeceğim. Çıkarsınlar dokümanları. O evde ben o gün bu evi defol git dediğinde... Tek yaptığım şey, lanet olsun sana dedim, eşyalarımı tamam topladım. Tamam dedim, iyi yaptım. Sus. Sen bak. Demedin mi? Sus. Kirpik taktırdım ben, ipek kirpik taktırdım. Sen ne dedin? Sen kimsin ama susuyorsun? Kimim? Doğru söz kim? Peki. Kadir mi ipek kirpik taktırmış? Ya, üç gün sonra... Yanlış anlamadım. Yok Esra abla, ben taktırdım ipek kirpik. Üç gün sonra diş mekerçi kimleri kirpik, var? İpek kirpik ben taktırdım. Bakın. Böyle sevgi mi olur Esra bir saniye, abla? Bir saniye, otur. Sana yazıklar. Tamam çıkar bırakın. Ben sana, vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Oturun şu an. Diyecektim Esra abla. İpek kirpik taktırdım. He. Gelinlik zamanı. Bana gel dedi ki sen dedi çok güzel ol. Saman dedi çok güzel oldun dedi. Evet. Kapı kapı dedi annenle beraber dedi. Koca aramaya gidersin dedi. Geldi benim kaşıma böyle... Bir tane vurdu Esra abla. Burada da görünüyor zaten yüzüm. Bu düğün zamanı olan değil. Bağımsız bir olaydan bahsediyorsun. Üç gün işte o günü söylüyorum. Üç gün var dış mekana. Gelinini almışım. Parası her şeyi vermişim. Dış çekim olacak dış Esra böyle bir şey abla. Gelinlik alınmıştı. Hayır, parası niye böyle bir şey verilmişti. Ya, hayır, niye böyle bir şey yapayım? Sen beni evden kovdun. Ben çantamı topladım. Yatağın üzerinde telefonum kalmıştı. Aşağı kadar indim. Bir daha geri döndüm telefonumu almaya. Kapıyı senin telefon bahaneydi Kadir. Bak. Her zaman gibi bana vuracaktın. Hayır, ben bunu çok korktun. İyi biliyordum. Kendin bir an kendi telefonunu sakladın. 10 milyarı aldım telefonu bir an sakladı. Elimi bile sürmedim. Kendi telefonumu aldım. Sana bir kere daha yazıklar olsun. Ne? Diyorsun ne? Bir dakika, bana, defol git. Tamam gideyim. Ya kandaki sen çocuk, dalga geçmeye devam et Kadir. Ne 10 milyarından bahsediyorsun sen ya? Karnındaki çocuk. Bu çocuk benim çocuğumsa nasıl ben bırakırım? Sana yazıklar olsun dedim. En fazla bir tane tokat attım o ara annen girdi içeri. Sana aldı yazıklar kızı. Olsun aldı ya. Kızını dedi. İğreniyorum seninle konuşmaya. Esra abla konuşturmayın lütfen ya. Peki şimdi lütfen. Sen konuşmaya bile tahammül peki. Edemezken baban Kadir'in yanında neden oturuyor? Yani niye bu kadar bunların, samimiler? Ya ablacığım bakın bunların... Bak gerçekten bunların, bütün araştırmaları yapın. Eski kocasını Kadir Bey, bağlayamam kardeşim. Çok tamam. Eski kocası meraklısıysan gidip ondan izin alıp nikah çağırsaydın bile. Onu da çağıracağım. Ay. Onu da çağıracağım. Bak gerçekten çağıracağım. Sevgili ne kadınlar çocuğum onun üzerine sizi görünüyor. Vuracakları ilk ve tek yer. Esra abla, eski babam, eşleriniz ve babamla kavga etmedikleri için babamla kavga etmiyorlar. Birbirlerine küfür etmiyorlar. Bana küfür ettiği küfür için kendi şey anneme ne? Hakaret ettiği için. Özlem, küfür edecek bir şey yok ki. Menfaatleri ben kızıma hiç küfür etmedim. Vallahi ki.
Ben benden herkesin elini öperim. Şunu öğren bak. WhatsApp'ta yazışmaları, babasına hakaretleri çıkartsın. İki dakika. Herkesin elini öperim. Şunu öğrenmek beni. İstiyorum. Sen ilk tanıştığın günden itibaren babanın elin Kadir'in elinden tutup babanla tanıştırdın mı? Hayır. Sonraki zamanlarda mı? Aslında bu yok, kavga... Yok Esra abla, tanıştırmadım. Babanın sonraki dedin. Kavgalarda mı babanla tanıştı? İlk zamanlar saniye, annemle tanıştırmıştım. Esra Hanım bir saniye. Evet söyle, Esra Hanım. Kızım Altay Bey. Beni dinler misin Özlem? Özlem beni dinliyor musun? Özlem. Dinliyorum. Heh, bak diyebilirdin ki biz ne kadar da annenden kavgalı olsak sen bunun elinden tutacaktın, diyecektin ki babam burada oturuyor, gideceğiz, seni tanıştırmam lazım. Mehmet'i nasıl getirdi? Aynı onda getirecektin bana. Bir saniye Esra Hanım. Gerek yok ki, siz tanışmışsınız. Buyurun. Zaten. Kızıyorum. Ben de çok kızıyorum size. Sen kızabilirsin. Ben daha çok kızıyorum. Kime kızıyorsun? Yapılanlara, haksızlıklara. Özlem mi haksızlık yapıyor? Yanındaki adam mı senin kızına haksızlık yaptı? O bir tane yuvayı yıktı. Herifin hayatını söndürdü. Kim? Aynısını, ilk damadını 5 ayda. Aynısını bana yaptılar. Mehmet. O çocuğun günahı var mıydı? Çıkacak. Soruyorum sana. Yuvasını yıkan senin kızın mı? Eşin mi? Eski eşin mi? Eski eşim benim. Ondan... Ha, yani Ayten... Ya bir saniye zaman... lütfen bir saniye. Hiçbir alkış yapmayın. Beni dinleyin. Bir şey yapmadılar bak, ha. Kızlar duruyor orada. Ya bir dakika konuşacağım. Bir saniye. Bana bir izin Ayten verir misin? Ayten Hanım mı yuva yıkıyor hep? Ya bir insan. Bak. Benim kızım kaç gün evliydi Mehmet'le? Evine gitmiş. Tamam. Evinde yatak odasını incelemiş. Sen olsan gider misin? Soruyorum sana. Ama kız anneleri biraz böyle her yakınlardır. Böyle bir şey yok. Bir saniye, böyle bir şey yok. Üzülüyor musun Mehmet'le Özlem ayrıldı diye? Bir dakika pardon diye? Ben anlamadım. Dur. Üzüldün mü o yuva yıkıldı diye? İyi bir çocuk muydu? Ya biz tanıştık ondan. Biz görüştük. Hatta da görüşüyoruz biz. Samsun'da kendisi. Siz damat sevici. Biz dürüst olanı seviyoruz. Esra Hanım. Karınızın olmadığı her şeyi seviyorsunuz anladığım kadarıyla. İlk damadı Mehmet Bey'i sever miydiniz? Ya severim tabii, konuşuyorduk ediyorduk. Evime geldiler. Nişan yaptık evde. Konuştuk, babasından tanıştık. Ama tamam. Düğün yapmadık ya... be. Peki... Kadir sen sus, karı koca verdi, karşı karşıya. Hadi Ayten Hanım. Kadir Bey o mevzu değil. Ya onları karıştırmayın. Yok ben annesiyim. Özlem'in annesiyim ben. Tamam Özlem'in annesin bütün sen. Yuvayı biz yıkan, seni biliyoruz. Bütün yuvayı yıkan hep size göre eski eşiniz Ayten mi? Kızınızın annesi mi? Evet. Bakın yani Esra kare kedi o mu? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Aile de biliyor, sokaklar evet. Biliyor, herkes biliyor. Konya'ya götürmek istemiş Mehmet. Evet. Bunlardan bahsetsin ya. Konya'ya da gitmek istemiş. Senin Konya'da ne işin var? Kayınvalide olarak. Evet. Öyle diyor ki. Evet. Bir saniye gidemez. Ona de bir saniye. Öyle yalan bir söylüyorlar yok. Ya yalan söylüyor. Ya niye yalan söyleyeceğiz? Evet. Böyle bir dünya yok. Hep burnunu mu sokuyor evliliğe? Esra Hanım, evet, Esra Hanım. Öyle. Peki Ayten Hanımcığım. Esra Hanım. Her iki damadında Kadir de dahil olmak üzere pırıl pırıl düzgün insanlar mı? Ablacığım herkesin geçmişindekini olabilir. Aynen ama, kötü olan benim. Ama evet. Şimdi Esra Hanım. Altay Bey'e soruyorum. Sen evet. Güzel bir şey söylüyorsun benim, değil mi? Güzel. Ben de isterim. Esra Hanım beni dinler misiniz? Onlar biraz sussun. Biraz sussun beni dinler misiniz? Mehmet'i getirdi benden. Esra Hanım lütfen beni dinler misiniz? Ayten Hanım diyeceğim. Ya sus konuşma oradan. Terbiyesizlik yapma. Her iki damadın da hani dört dörtlük ya olmaz ama dört üçlük müydü? Susacaksın, sen susacaksın. Konuşmayacaksın. Alın terimi getirdim. Her şeyi bir alın teriyle aldım. Evinde, işinde... Kötü alışkanlıkları olmayan pırıl pırıl insanlar mıydı? Ya, Kadir ve diğer damadınız. Ben Kadir'i tanıdım. Biz sen ne kadar tanıdın? Ben 3 ay oldu mu? Yok, 3-4 ay oldu. Fazla oldu. Bir sene diyelim hadi. Esra Hanım bakın. Bana söz hakkı verecek şimdi, misiniz Esra sen Hanım? Sen konuşmayacaksın. Senin konuşmaya hakkın vereceğim yok. Vereceğim Ayten Hanım'a. Sen konuşmayacaksın. Biz konuşacak biraz sonra. Hayır konuşmayacak. Otururu öyle bir dünya düşünseydi. Yok. Kusura bakma. Hangi sokağa damadınız bir numara? Mehmet mi Kadir mi? Ya ikisi de aynı. Hiçbir ayrıcalıkları yok. Alışkanlıkları aynı mı? Ya alışkanlığını ben Mehmet'inkini bilmem. Mehmet okeyciydi. Okey oynardı. Kumarı sevmen. Hayatta kumarı yok. Bak okey arkadaş o zaman. Ya Allah Allah. Burada gülmenin bir anlamı yok. Ay vay ya. Gülmenin bir anlamı yok. Gülmeyin. Hayır. Esra Hanım evet, beni dinler misin? Evet o okeyciydi. Bu. Bakın. Bununki biz uçuk. Mehmet'ten nasıl tanıştık? Mehmet'ten biz okey basasında tanıştık. Okay. Ya niye girmeyeyim ya? gir. Gelsene baba. Beni okay. Kudurtmayın ya Allah aşkına ya. Aa siz de beni çıldırtmayın. Nerede tanıştınız? Okey masasında evet, mı? Evet, evet. Okey'de. Tanıştık. Görüştük. Ettik Zeytinburnu'nda oturuyormuş.
Biz bununla tanıştık ettik. Baktık bir gün Özlem'den beraber geldiler. Dedi ki baba ben bunu seviyorum. Siz hep masaya birini arıyorsunuz. Farkında mısınız? Yok benim masada arayacak öyle birini arayacak insan değil. Hep masaya değil. Birini arıyor. Ben tek başına arıyor. Otururum. Peki masaya Esra birini arasaydı anne olacak Ayten Hanım. Ya Kadir sen tam öyle aileye düşen yıldırım gibisin ha. Ya onlar düştü. Evet Altay Bey devam edin. Hayır. Mehmet şimdi bakın. Kahvehanede tanıştınız. Bakın ay, biz tanıştık. Mehmet'le de görüştük. Dedi ki baba ben bunu seviyorum. Hı-hı. Bak oğlum dedim. Hı-hı. Benim kızımın yaşı daha küçük. Küçük. Sen kaç yaşındasın? Dedim ki 30, 39 veya 38 yaşında. Evet. Olmaz dedik. Olmaz. Mehmet'in kötü alışkanlığı var mıydı? Onu görmedim ben Esra Hanım. Ben şimdi sen kahvehanede bu adamla oyun oynarken tanışıyorsan bütün alışkanlıklarını bilirsin. Tabletle onun da oynuyorduk biz tablette. Ya Allah Allah. Yok mu böyle bir oyun? Bir şey söyleyeceğim. Facebook'ta böyle bir oyun yok mu? Var. Facebook'ta mı buldunuz? Evet tablette. Babadı ilk önce kim buldu? Kışa mı buldu? 30 saniye ne olur. Ben anlatamıyorum demek ki. Anlayacağım. Anlatamıyorum ben. Altay Bey anlatacaksınız. Şimdi siz online oyun oynuyorsunuz. Evet. Esra Hanım onlardan bana sıra gelmez. Onlar susmazlar. Bir dakika. Oyna Hanım 3 gün konuşurlar onlar. Bir dakika. Online. Allah aşkına şunu kapat. Şunu sustur. Ya o susar. O susar o. Sustur pas sustur. Online oyun oynarken evet, bu evet. kadar milyonlarca üyenin olduğu bu oyunda evet. senin oyun arkadaşın Mehmet, okey arkadaşın Mehmet evet. nasıl kızının kocası oldu? Ya işte bak ben onu o lafı oraya getirmeye uğraşıyorum. Tamam Esra ben Hanım. Getirdim işte. Evet. Ya bir anda ben nasıl oldu bir baktım Mehmet'ten tanışmışlar bunlar. Ama nasıl tanıştılar? Nasıl? Ya işte onu ya o bana getirdi eve geldiler. Ay vallahi özür dilerim. Evet. Eve geldiler. Hayatım sen oyun arkadaşın Mehmet'in evet. fotoğraflarını görmüyorsun ya orada. Ya görmüyorum ama. O Mehmet'in o Mehmet olduğunu. Resimlerini falan attı bize. Resimleri falan vardı bizde. Yani. Sen mi tanıştırdın Mehmet'le kızını? Onlar tanışmışlar. İkisi tanışmış. Sen de o oyunu oynuyor muydun Özlem? O. Nasıl tanıştılar? Evet Esra abla. Halamla beraber oynuyorduk. Halam tanıyordu. Peki, babamla beraber tanışıyorlardı baban, işte. Baban, hala, sen, o Mehmet aynı masada yani online'da oyun oynadınız mı? O. Yok Esra abla. Babam yoktu. Sadece halam ve ben vardım. Babam yoktu. Yani biz aynı beraber oynuyorduk. Aynı ben aileden yani Mehmet. Biz oyunda tanıştık Mehmet onlar. Bey, aynı aileden bu oyunda Mehmet ne şanslı ki hem babasına hem kızına denk geliyor. Aynen öyle. Sonra onlar hı. arkadaşlık yaptılar. Sonra sana gelip dedi ki merhaba ben o oyun oynadığın Mehmet mi dedi. Evet. Şaşırdın mı? Resimlerini hatta atmışlardı. Yo, biz görmüştük onun. Oyunda tanıştık biz onunla. O resimlerini attı. Hı hı. Bize yani baktım bunlar ilerletmişler tabii o arkadaşları nasıl şey yaptı. Ben sonradan o ikisi beraber olunca demedim kapıya mi, çalınca. Kızım? Kızım demedin mi bak bu internette böyle bir adam sana yazıyor sakın bunlara inanma sakın öyle bir iletişim kurma falan demedin mi? Gerçekten mi? Ya bu nereden tanışır ben bilmiyorum Esra. Ya online'dan oyunda. Esra ya tamam abla. Oğlum ben bir hatta şey demedim. Hatta halam dedi ki Esra ha, abla. Söyle. Ha büyük dedi onun yaşı büyük sen dedi. Sen dedi bu dedi çok dedi yaşı büyük falan demedi. Sen dedi babasısın dedi. Evlen dedi yuvanı kubuğu kızım dedi. Biz dedi tanıyoruz Mehmet'i dedi. Sen seni dedi çok seviyor. Seni dedi seviyor dedi. Sen dedi evlenmek istiyor dedi. Kaç yaşındaydı halam Mehmet? Halam tanıştırdı Esra abla. Mehmet babam mı Mehmet tanıştırdı? Mehmet 37 yaşındaydı Esra abla. Sen kaç hala? Sen kaç halam yaşındasın? Tanıştırdı Esra abla. Hani 33 koşulara 40 ben çıktıydı. Ben 25 yaşındayım Esra abla. Hani dolandırıcıydı bilezikleri çalıp siz gitmişti. Siz onu 39 ben 25 yaşındayım. Bunlar tam İyi tezgah ya. İyi bir oyun arkadaşı olmanın dışında Mehmet Bey size göre iyi bir damat mıydı? Ya Esra Hanım biz Özlem ben Mehmet İşhanına gittik. Orada bir telefon tamir ettirmeye gittik. Orada bunlar işi bitirmişler. Yani konuşmaya başlamışlar. Bak ben bunu yapamayacağım. Esra Hanım. Çünkü Esra Hanım eski muhabbeti niye anlatıyorlar? Ben de onlar bir hafta susmaz Esra Hanım kafanız şişer sizin. Ayten abla vallahi. Size sıra vermezler. Allah yardımcınız doktor olsun. Var burada. Yani Altay Bey'in de aslında internete girmesi kısıtlanmalı. Çünkü her an oyun arkadaşı damat olabiliyor.
Şimdi eski damat... Şimdi şöyle bir şey var. Telefon attığında bak gülüm. Ben... Esra Hanım, ben kısa keseyim. Ayten ablacığım. Özlem ondan niye ayrıldı? Söyle. Ben onun sebebini söyleyebilir miyim? Söyle. Söyle. Kısa. Söyledim. Ben kısa. Bilmiyordum. Bunun borcu varmış, bizden sakladı. Hmm. Beş tane, dört bilezik taktılar. Onu gitti Özlem'den habersiz aldı. Satmış. Sahtelerini yapmış. Bütün çeyreklerini, öyle bileziklerini, şey her şeyin küpelerini... Yalan söylüyor. Adam diyor ki öyle bir şey yok. Ondan sonra sahtesini yapmış. Yok, ama babası telefonu, babası söylüyor. Adamı dolandırmışlar bunlar. Ben yalan söylüyorum. Adamı 5 ay içinde milyonluk yapıyorlar. Bir eşya bile. Ya onu susturun ya. Onu susturun. Ayten ablacığım. Gerçekleri konuşacağız. Ya susunlar ya. Rabia söyle. Ayten abla hiç kendini yormasın. O kadar güzel anlatıyorlar ki yaptıkları her şeyi söylüyorlar. Ya inanamıyorum ki Kadir Mehmet'i koruyor. Niye koruyayım şimdi? Karısının açık eski söyleyeyim. Eşini koruyor. Mehmet Bey telefon atla. Mehmet Bey merhaba. Evet, doğru. Mehmet Bey. Efendim, buyurun. Nasılsınız? Buyurun. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız efendim? İyiyim. Bir çocuğunuz var, haberiniz var mı? Ben de evet, öğrendim. Bir anda bir baktınız nüfus kaydınızda bir çocuk gözüküyor. Çocuk kimin evet. çocuğu? Kadir'le Özlem'in. Evet. Ama ihale size kaldı. Aynen öyle. Siz ayrılmışsınız ama Altay Bey burada öyle bir bahsediyor ki yani sizi böyle neredeyse methederek anlatıyor. Şimdi şöyle siz söyleyeyim. Siz Altay Bey'i sever misiniz? Ben kayınpederimi çok severim. Dört dörtlük insandır. Ama onun kıymetini bilmediler. Bakın gerçekleri dinleyin. Tamam, gülünecek bir olay bak, değil. Özür dilerim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Anlatılanlar gerçek gününe yani. Gününe bile çağırmadın şey yani. Yalancı. Bana yapmadıkları kalmadı. Bakın ben evlilik sürecinde evlendi bir çocuk meydana geliyor. Bakın. Yalancı. Ayten abla sen rahat ol. Sen nasıl büyük yalancı sensin orada. Evet. Evet Mehmet Bey. Ayten Hanım o kadar kurnaz ki hani milleti dolandırmakta üstüne yoktur. Ne konuda dolandırıyor? Şimdi şöyle evet, söyleyeyim. Kızıma taktım bilezikleri ben bozurdum. Ya sahtesini yaptım kere. Değil mi? Evet. Kızımın bileziklerini... Ya sen... Bileziklerini kim sen, sattı? Yok. Kızın arasından bir tane elbise alacağım diye. Çeyreklerini kolundaki küpü... Sen elbise 300 liralık hastane küpüsü alacağım diye ortalığa verdi. Boynundaki zinciri, kolyesini, küpesini kim sattı? Attı saklayıp 400 lira alacağım diye. Beni bile 10 kere dolandırmaya çalıştın be. Bir dakika, bir dakika ya. Mehmet konuşsun bir saniye. Arellenme, celallenme. Bir dinleyin eşyayı, dinleyin ne diyor. Eşyayı paran yoktu çünkü gırtlağa kadar borcum adam vardı. Adam Samsun'dan arıyor. Eşyayı bile benim üstüme yaptın değil mi? Eşyayı bile ben aldım. Gerçekten. Ya seni de herkes biliyor biliyorsunuz İnanılmaz, bence. İnanılmaz, bak. Bak maaşımı alıyordum torunamdan size geliyordum. O yüzden istiyordun beni, geliyordun benim evimden alıyordun. Kusura bakma da sen kirayı de bana banyoyu bir şey söyleyeceğim. Mehmet Bey konuşurken bir sessiz evet. olun, siz de yerinizi bilin. Mehmet Bey. Kayın çok sevdiğiniz daha şey kayınpederiniz düğününüzde var mıydı? İsmi yazılmamıştı. Getirmediler. Kim getirmedi? İsmi yazılmamış. Onlar istemiyoruz dediler. Davetiyede hatta... kayınpederinin adı soyadı yazıyor muydu? Yazmıyordu. Mehmet, yok sen istemedin. Hayır sen bak, istemedin. Yemin ederim kendileri yazmadılar. Bak şunu da söyleyeyim Özlem. Size ben. Babam dedi ki bak babam ağlıyordu sözde Özlem. Evet. Babam aradı. Yani ne Dünür ağlıyordu dedi, ya. Gel dedi. Mehmet sen demedin mi? Sen ya siz ne ben kadar yalancısınız şey ya. Özlem bak bir şey diyeyim mi? Bak, bunlar yakıştırdı. Bunlar yakıştırdı. Halasını... Hasan ben, demedin mi Mehmet? Bir dakika halan, dur. Halan yuvamızı yıkıyor demedin mi? Ya ben sen şey ne kadar yalancısınız ya. Allah sizi peki, yok etsin Altay ya. Bey, ne demek konuşmadın Altay ya. Altay Bey kızınızın hiçbir ilişkisinin başında yoksunuz. Ama kızınız ne zaman o ilişkilerden kurtulmak istese damatlar soluğu sizin yanınızda alıyor. Yani sizi dakika, başta sallamayanlar, takmayanlar bir, dakika, bir, şey bir anda miyim? Size tutunuyor. Niye? Ben bir şimdi şey söyleyebilir bakın, miyim? Şimdi bakın Esra Hanım. Biz eşimden ben 2016'da boşandım. Evet. Ay 18 yaşına kadar benim kızımın hiçbir dışarıda bir vukuatı yoktu. Evet. Yani olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ama ta ki ben bir boşandım. Boşandıktan sonra ipin ucu kaçtı. Siz tek mi yaşıyorsunuz? Ben annemle beraberim.
Annenizle beraber yaşıyorsunuz. Hangi damadınızı daha çok seviyorsunuz? Mehmet'in mi kadın? Vallahi çıktın mı evde olduğun halde? Benim için insan insandır. Hangisi daha iyi insan? Ayırt etmem ben. Hangisi sana göre daha iyi insan? Mehmet mi? Biraz daha iyi insan. Yani Mehmet'ten biraz daha iyi bu. Ama şimdi neden? Ortada bir çocuk var. Bu çocuk onun çocuğu. Onu karıştırma. İnsan olarak. Ya niye karıştırmayayım? Neden karıştırmayayım? Karıştırma. Allah aşkına. Şu ondan karıştırmadı. Bir şey söyler misin bana? Onlar eski kocasını... Eşinizi suçluyorsunuz da okey arkadaşı. Eşinizin okey arkadaşı değil. Sizin okey arkadaşınız ya, da ama. Ya tamam. Yani anladım. Sanki 18 yaşında gittiniz de şeyi suçluyorsunuz. Kızını anneyi. Biz tanıştık be. Baba dedi. Birbirimizi seviyoruz. Evlenmek istiyor dedi. Ben Mehmet'e ben, dedim ben ki. Ben gelinliği kim aldım? Mehmet telefonda mı? Mehmet'e ben dedim ki Hülya Hanım. Peki. Bakın. Bu kızım dedim yaşı daha ufak. Sen dedim bak kaç yaşındasın, o kaç yaşında. Bu dedim ev iş yapmasını bilmez. Esra yani yemek abla çok yalan bilmez. Konuşuyor. Öyle ya bir şey demedi. Ya neyi konuşacağım ya kızım? Sen dedi öyle bir şey demedin. Öyle bir şey Özlem, demedin. Sen bana sen dedin, dedin mi? Ben senin, başında yokum Özlem, dedin. Sen bana dedin evlendirim mi? Yuvanı çocuk, kur dedin. Bu çocuk senin annem değil. Annem bile aynısını söyledi. Bu çocuk senin değil. Mehmet'in çocuğu. Mehmet'e sen benim dedin mi demedin mi? Ama doğru söylemiş. Nüfus kaydına göre baktığında Mehmet'in çocuğu. O zaman ben niye veriyorum ekmeğini suyunu? Çocuğun biyolojik babası kim? Balkonda kalmak için mi? Sen niye orada kendi iç güveysi gibi sığıntı ne yaşıyorsun? Ne balkonda kaldın ya? Niye işte sen kendine bir düzen kuramadın? Benim evim var, dayalı döşeli ev var. Abi bak bu kız kuramadı benim evime gelip... Kuramadı çünkü parası yoktu, çalışmıyordu. Baba ya, parasıyla geçiniyordu. Ya. Kusura bakma da senin ekmeğini bile ben getiriyordum. Her gün de evde... Bir şey söyleyeceğim, Altay Bey'in yanında neyimi olduğu kadar... Neyimi getirdin ya? Tabii evet. Tabii ne babam getirdin Allah aşkına? Babam da senin yanında olur mu Kadir? Annemin hayır, maaşı babam... nereye gidiyordu bir dakika, peki? Bir dakika, bir dakika. Çok önemli bir soru sordum bence. Evet. Altay Bey senin yanında kapı gibi duruyor ya. Evet. Senin baban da, senin öz ve öz baban da senin yanında böyle durur mu? Durur. Peki onu da bir yayına bağlamak istiyorum. Tabii. Şimdi konuklarımı uğurluyorum. Ne zaman durmuş babası yanında Esra Hanım? Yarına bu konuya ne zaman devam durmuş Esra'lı babası? Ailesi bile umurumda değil dedi babası peki, bile. Peki teşekkür ederim çünkü canlı bağlantı için. Çünkü sizin ne yalancı biliyorlarmış. Süren bitti. Konu yarın devam edecek kaldı yerden. Sizi şimdilik uğurluyorum. Yarın buyurun pazar lütfen. Yarın pazar günü geliyor muyuz? Mehmet Bey'e darpı sorun. Mehmet Bey'e darpı sorun. Mehmet Bey çünkü kendisi de biliyor. Hadi, İstersen yarın da geliriz. Fark etmez. Sen yeter ki iste biz yarın da geliriz. Buyurun. Hiç sorun değil. Yani ben sorun anlamıyorum. Vallahi ya. Anlamıyorum. Esra Hanım. Türkiye'nin bakın. Kayınpederi ve damadı yemin ederim. Bir saniye. Altay Bey sıram bitti. Görüşürüz. Tamam. Diğer konuğuma tamam, çağıracağım. Tarihinden beri Balta Limanı'nda Okan'ın şirketine ait motosikletin bulunmasından sonra kendisiyle ilgili hiçbir bilgiye ve hiçbir ize rastlanamadı. Sen oğlunu İstanbul'a çalışsın parasını kazansın diye gönderdin. Evet ben ne bileyim ki hele başına bir şey gelecek. Siz motoru yerine kim getirmiş ben onu soruyorum ben. Biz çocuğumuzu bulmak istiyoruz. Doğru tektir. Bilgiyi eksik verdiğinizde, yanlış verdiğinizde şüpheyi arttırırsınız. Hiç kimse sizi Muhammed'in başına siz bir şey getirdiniz diye direkt suçlayamaz. Ama sizin vereceğiniz bilgiler Muhammed'in bulunmasında o kadar etkili ki. Her şey ortada. Hani o gün ne yaptık? Sabah biz abim inşaatçı, temizlik ekibi firması var bu çocuk. Malzeme almış bir yerden. Biz zaten Muhammed'in kayıp olduğunu sabah bilmiyoruz. Sinan'ın anlattığı da sonra telefonla aradığınız. Yani bu aralıkta bence lafınızı... çok bir şey yok bence. Yanlış anlamayın. Sinan, bizim durumumuz bu çocuğun... Ben Muhammed'in amcasıyım. Onlar akrabalarımızdır, doğrudur. Bir gün yanımıza gelmediler. İş yerlerine gittik, ekibinle beraber gittik. İnsanın aklı hayali durur. Yani orada insan değil, affedersin bir köpek bağlasan köpek durmaz. Muhammed'in yaşadığı ve kaldığı yerden bahsediyoruz. Yanında moloz var. Ben o molozun olduğu yere yayınlatılmasını istiyorum. Şüphemiz kimseden yok. Evet. Ama umuyoruz ki bir an önce en yakın zamanda kameralarda olsun, savcılıkta olsun, neresinde olursa olsun biliyorsun. Bir an önce yerimi bulalım. Ya bu çocuğun başına bir şey geldi. Bir yabancı uyruklu, sigortasız kaçak işçi çalıştırıyorsan bunun devletten sana gelebilecek olan bir cezası var. Siz şimdi bunları saklarken Muhammed'e giden yolları tıkıyorsunuz. Ben orada
Öyle bir şey yok. Eğer en son kimle konuşmuşsa ya da biri çağırmışsa oraya gitmişse Esra'nın hepsini bunlar tek tek çıkmasını... Bunlar NTS kayıtlarında da çıkar yani. Doğru mudur? Çıkar yani. Tabii ki çıkacak. Zaten o kayıtlar çıktığında bütün anlatılan her şey doğru mu, yalan mı? O görüşmeler yapıldı mı, yapılmadı mı? Görülecek. Muhammed Ağrı, 23 yaşındaki bu delikanlı 1 Mart 2024 tarihinden beri kayıp. Tüm aile üyeleri, yakınları stüdyomuzda. Muhammed'in 1 Mart 2024 tarihinde patronu tarafından gönderilmiş olduğu işten geldikten sonra önce dükkana gidiyor. Ardından da kalmış olduğu, dün ekrana getirmiş olduğumuz konteynere gidiyor. Orada bir süre kalıyor. Orada onunla en son görüşen kişi aslında bu Adem isimli kişi. Hep ismi geçiyordu. Bugün Adem stüdyomuzda olacak. Bir de Saadettin Bey var. Yine Muhammed'i sağ gören bu son iki kişi, onlarla devam edeceğiz. Buyursunlar. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ buyurun lütfen. Sağ olun efendim. Merhaba, hoş geldin Saadettin Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Saadettin Bey'le yapılmış o telefon görüşmelerinde bile hatırlıyorum neler konuştuğumuzu. Evet. Aslında siz 1 Mart günü Muhammed'le beraber olan son iki kişisiniz. Evet. Yani onu, ya evet biz onu canlı gördük diyen iki kişisiniz. Siz o gün bir işe gitmiştiniz değil mi? Ne iş yapıyorsunuz? Muhammed sizin yanınızda ne yapıyor? Ya, Muhammed bizim yanımızda Nalbur'da... gerekli olan malzeme, inşaat malzemeleri, yükleme, boşaltma gibi işleri... Okanların dükkanından alıyorsunuz. Evet, evet. Nereye gittiniz çalışmaya? Cuma günü beni aradılar. Filan yere gideceksiniz dediler. Ben de cuma namazını kılayım sonra tamam dedim. O esnada geldim cuma namazına. Muhammed yemeğini yemiş, bekliyor beni. Aldım cendereye gittik. İnşaat malzemeleri satın yeri var. Orada forklifte 3 palet bıraktılar. Oradan aldım, geldim Ulus'a. Ulus'a giriş kayıtları da vardı zaten, güvenlikli bir site, villa. Orada boşalttılar. Ya takriben 1 saat mi sürdü 3 paleti boşaltmak? Yani saatini bilmiyorum yalnız. Ondan sonra geldim, yani 4.30-5.30 arası ben bunları Nalbur'a bıraktım. Dükkana. Depoya bıraktım. Depoya bıraktım. Kamyonete... Depo ile dükkan aynı yerde değil mi? Yani arasında 1-1,5 kilometre, yani yürüyerek 20 dakika, 15 dakika sürüyor. Hı hı. Bıraktım eve gittim. Kaç kişi aldınız Muhammed'in yanında? Yani Muhammed'le beraber 2 kişiydi. O ikinci kişi kim? Şevket diye günlük yemeğiyle çalışan bir arkadaş. Yani hani bu dükkanla bağlantısı olmayan, sürekli değil, sizin bağımsız çalıştığınız biri mi? Yani ben değil, şeyin. Mesela adam gereksinim duyduklarında Okan da bilir. Belli numaralar vardır. Bugün bana 3 kişi lazım, 2 kişi lazım gibisinden. Ama... Şevket öyle geldi. Aynen. Siz Muhammed'le böyle sık sık işlere, çalışmalara gider miydiniz? Yani ben 2 ay oldu başlayalı. 2 ay içinde ya 3 ya 2 kere gitmişimdir. Sizin gözünüzde Muhammed nasıl bir delikanlı? Ya Muhammed iyi savugan, niyetli. Savugan, fevri, agresif, her an yok, tartışmaya yok. Açık biri mi, tam sakin, tersi uyumlu mu? Gülmeyi çok seven. Hı? Gülmeyi çok seven, müzik dinlemeyi çok seven biri. Hı-hı. Muhammed 23 yaşında ama... Anladığım kadarıyla aklı 16-17, yani böyle tam kendini, evrimini tamamlamamış. Halen daha ergenlikte kalmış biri. Ergenlikte. Daha evet. Yani hani 23 yaşında deriz ama aklı daha küçük. Aynen. 16-17 bunu söylerken yaşında. Herhangi bir zeka, mental bir problemi olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Yani hani geç anlar, geç algılar, yaşıtlarından farklıdır. Çünkü böyle değerlendiririz ya bunu. Ya şimdi 23 yaşına gelmiş bir ergen... İnsanlar genelde biraz ağır durur. Hı hı. Hani yaptığı işte şeyde, konuşmasında ya da bir şeylerle ilgilenir. Mesela kız arkadaşı olur, çapkınlık yapar. Hı hı. Ama Muhammed'de öyle bir şey yok. Sadece tek zevki müzik. 16-17 yaşında hep bir ergen. Hep kulaklık takıyor. Öyle midir? Yani şunu söyleyebilir misiniz? Mesela Recep, Sinan, Okan size söylüyorum. Bazı insanların raporu yoktur ama ya bu hastaneden rapor alsa kesin bunda bir problem çıkar deriz. Böyle halk arasındaki bir konuşmadır. Böyle midir Muhammed gerçekten? Muhammed, hani dediği gibi biraz çocuk ruhludur. Hani şimdi 25-26 insan biraz olgun olur, oturur kalkır biraz daha hani böyle ağırdan alır. Ha, Muhammed öyle değildir mesela. Fevri midir peki? Yok. Yani kavgaya gidelim desem Muhammed'i çağırır mısın? Yok.
çağırmazsın. Okan Bey, böyle bir çocuğa niye ehliyet olmadan motor teslim ettiniz? Ailesine de söyledim. Size de başta da söylemiştim. Yani sevdiğimden, biz bir aileyiz. Sevdiğiniz daha insanın yakından, zarar görmesinden hani, korkarsınız. Bir korktuğumdan söyledim, uyardım da Muhammed bak ne olur. Ben seni sevdiğimden veriyorum. Hani minibüste şey yapma. Hayır, onunla daha az vakit geçiren birisi onun mental durumunun çocuk gibi olduğundan bahsediyor. Siz Muhammed'i tanıdığınız kadarıyla kendisine bir motosiklet emanet eder misiniz Selahattin Bey? Bana mı sordunuz? Evet. Yani sorumluluk ve ehliyetinin olmadığını bildiğiniz halde. Ben yani şahsi görüşümü söylüyorum. Evet, evet. Yani ben etmem. Etmezsiniz, tamam. O gün siz onu depoya gönderdiniz, değil mi? Hani hadi bay bay dediniz, belki öbür işler için. Ertesi güne bir işiniz var mıydı, iş planınız? Ya şimdi şöyle, ben... Devam eden, ya mutlaka Muhammed yok, yarın da seninle beraberiz yoktu. Gibi. Ben sabah geldiğimde depoya, babası Ali Bey aradı. Hı hı. Dedi ki Muhammed'i al, filan yere gideceksiniz. Hı hı. Ben de o esnada bizde çalışan bir arkadaş dedim, Muhammed geldi mi, yok dedim, motor da burada yok. Hı hı. Dedim kahvaltı yapmaya mı gitti acaba? Hani hı hı. Ola ki boğa çalmaya gidiyor bazen motorla. Sonra telefonla aradım. Hı hı. Ulaşılmıyor. Ali Bey'i aradım, dedim ulaşılmıyor. Hı hı. Muhammed'e ulaşılmıyor. O zaman dedi depoya gel, buradan hem keresteler var al, hem de buradan adam al iki kişi, işe git. O kadar. O gün içerisinde Muhammed'e ulaşılamadı. Ali Bey'den sanırım ve sizden gelen bilgiyle dağıtılmış oluyor. Şimdi ben iş çıkışında depoya bıraktıktan sonra Adem, evet, aslında işte onu en son yaşadığı yerde ya da neredeyse gören sensin. Evet, depoda. Muhammed'le kaçta, nerede görüştünüz? Abla saat 7.30'da. 19.30. Evet, beraberdik zaten. Kaçtan kaça kadar? Öğlenden. Sen de mi işe gittin? Ben depoda tektim. Saadettin abi de işe gitti. Hı. Ben depoda tektim. Depoyu ben bakıyordum. Saat 7.30'a kadar ben Muhammed'le beraberdim. Hı. Oturduk, konuştuk. 7.30 oldu. Dedim ki Muhammed ben çıkıyorum. Hı. Gel kapıyı bana aç, ben çıkayım. Hı. Çıktım. Eve geldim. Saat 7.41 geçe. 19.41 geçe Muhammed beni aradı. Dedi ki abi dedi malzemenin fişini burada unutmuşsun. Hı. Okan abi atılan fişi var ya. Hı. Dedi ki burada unutmuşsun. Ben dedim ki tamam bir şey olmaz, yarın alırım. Bu kadar abla. 19.41'de yani ama 19.41'de senin konteynerde onunla yüz yüze görüştüğün söyleniyor. Zaten beraberdik abla zaten konteynerde. O konteynerin olduğu yer depo mu aynı zamanda? Aynen orası, depo orası. İkisi de aynı yer, orası depo. Evet abla. Yani yüz yüze miydiniz yüz yüze orada? Beraber yan yanaydı. Yani 2,5 saat boyunca. Evet. Oraya dinlenmeye mi gelmişti yoksa depoda çalışmaya mı gelmişti? Ya orada kaldığı için işe gittiler beraber. Sonra geldiler depoda, daha da başka bir yere gitmedi. Saadettin Bey, o gün siz bu irsaliye yüzünden Muhammed'in telefonda Esra Hanım'a aktarımda bulunurken Muhammed'in sinirlendiğini ve kendi adının o irsaliye faturasını... Hayır, sinirlendiği değil. Mutlu oldu. Bak dedi kağıtta benim ismim yazıyor. Benim ismim yazmışlar. İrsaliye faturasında Muhammed'in ismi mi yazıyordu? Evet. Bunu gösterdi şimdi... bana Muhammed abi. Yazar. Buna gurur mu yani duydu? Teslim alan. Teslim alan kişi. Gurur mu duydu yoksa... Yani bir nevi nasıl diyeyim? Yani. Saadettin Bey, lütfen o günkü beyanınızı tekrar hatırlayın. Buna canı sıkıldı dediniz. Gurur duymakla canı sıkıldı arasında. Hayır, kesinlikle öyle bir buraya şey demedim. Buraya da not almışım ben. Hayır, öyle bir şey demedim. Yani mutlu oldu. İsim yazıyor diye mutlu oldu. 16-17 yaşında mental zekaya sahip olduğunu düşündüğünüz bir kişi adına niçin fatura düzenliyorsunuz? Biz düzenliyoruz. Fatura değil. İrsaliye teslim, o da aynı fatura şey. Fark değil, irsaliye. Yani malı teslim alan kişi. Malı teslim eden. Alan kişi. Bu, çünkü önemli, bunun bir mevzu olduğunu düşünüyorum ben. Bu ne irsaliye... hikmetse o gece Okan Bey, Muhammed tarafından bu irsaliye faturası size gönderiliyor. Evet, ben ilgendiğim için o güne demiştim. Bana attı çocuk. Evet. Bu kadar. Aldıktan sonra hiçbir mesaj yazışmanız yok. Yok, doğru. Evet. Niye? Mesajları sildiniz mi? Hayır. Niye cumartesi günü akşam 18.40'a kadar hiç yazışmadınız Muhammed'le? Ben zaten yazdık. Kaybolan çocuğu niye aramadınız? Aradıysanız mesajlarınızı sildiniz mi? Sildim diyebilirsiniz. Yok, ben mesajı silmedim. WhatsApp yazmışlarım duruyor zaten hala. Burada yanımda. Yazışmalarınız arasında beni düşündüren, sizin yanınızda çalışan sizden daha fazla Muhammed'i ararken... Ertesi gün, cumartesi günü sabah kaybolmuş. Hı hı. Muhammed'i 18.40'a kadar cumartesi günü niye aramadınız? Şimdi şöyle bir şey. Ben zaten dükkana geldiğimde onlar işe gidecekleri bildiği için kendileri yani. Hatta aynen. Esra abla, o akşam
Bana Muhammed 2-3 kere tekrarladı. Dedi ki abi şoförü ara dedi. Saadettin abi ara. Biz yarın sabah işe gideceğiz. Bir defa tekrarladı, iki defa tekrarladı, üç defa tekrarladı. Dedim ki ya tamam oğlum dur arayacağım. Bekle arayacağım. Yani biliyordu o gün, o akşam başka bir programı yoktu onun. Sabah işe gideceğini çok net biliyordu. Peki Adem rutin neydi Muhammed'in? Yani normal şartlarda da bu işe gider, dükkanda durur, ondan sonra gelir. Yani sen mesela Muhammed için yapayalnız diyebilir misin? Yalnız abla, bir çocuk diyebilir misin? Yalnız bir çocuk değildi abla ya. Çok böyle sürekli kendi kendine gülen. Hayatım sürekli... kendi kendine gülmek yalnızlık işte. Ya yalnız derken çok gülüyordu yani böyle sürekli. Keyifliydi. Şöyle yalnız yani mesela işten geldikten sonra... tek başına orada. Evet. Sen de gidiyorsun ve orası karanlık bir yer. Onu arada söylüyordu bana zaten abla. Herkes onu gidiyor, öğrenmek herkes istiyorum. Gidiyor, ben yani, tek kalıyorum diye. Burada tek başına kalıyor. Evet. Şimdi gece sohbet edeceği biri yok. Ya dizi izleyecek, ya film izleyecek, ya müzik dinleyecek, bir şey yapması lazım. Aynen. Sık sık sahile geceleri gider miydi? Işte, tek kaldığı için, sıkıldığı için sürekli sahile gidiyordu. Her akşam Muhammed sahile devamlı... gider miydi? Abla yani her akşam gitmese de iki günde bir rahat gidiyordu. İki günde bir. Evet. Bir hatta depoda ufak bir yangın çıktı. Arıyorum Muhammed'i. Yan komşular söyledi. Dedi depoda yangın, ufak bir yangın var. Muhammed'i arıyorum cevap vermiyor. Arıyorum cevap vermiyor. Neyse şey yaptık, yetiştik, şey yaptık. Söndürmüş orada arkadaşlar. En son Muhammed aradı. Muhammed neredesin? Dedi abi eniştemin yanındaydım. Oğlum dedim depoda yangın çıktı. Sen burada yoksun. Dedik eniştemin yanındaydım. Obada eniştemin yanındaydım. Sahile gitmişti. Yani o sırada orada olmadığı için o yangını biliyor. 20 metre ilerisindeydi yine. O akşamki bir planından bahsettim. Hayatında abla. Bir kız var mıydı? Yok, yoktu abla. Yani internetten tanıştık. Zaten beceremiyordu abla. Konuşmasını da beceremiyorduk kızlarla. Gerçekten mi? Gerçekten. Çünkü benim yanımda görüntülü konuşuyordu. Beceremiyordu. Yani sürekli bu kadar. Başka bir şey yok. Beceremiyordu. Peki, sık sık internet ortamında kız arkadaş bulur muydu? Yok abla bulamıyordu. Çünkü konuşmasını beceremediği için bulamıyordu zaten. Öyle bir şey yoktu. İş çevrenizden şimdi herkesin kendine göre belli bir arkadaş standardı vardır. Aynı sektörden tanıştığı, aynı bölgede oturan mesela Okan Bey'in yanında çalışan işte işçiler var. Bunlar da yabancı uyruklu. Sizin bu dükkanın olduğu bölgede mi oturuyorlar? Evet. Yani sık sık o zaman birbirlerini görebilmeleri mümkün. Mümkün tabii. Şeyleri nedir? Uyrukları nedir onların? Benim Türkmenistan var. Bir tane Suriyeli şoförüm Suriyeli var. Suriyeli var şoför. Bir de, var bir de Özbek'i var bir de. Özbek. Yaşları nedir? Yani 30-35. Uzun yıllardır mısın yanınıza tabii, çalışıyor? Tabii uzun yıllar yanımda. Yani siz uzun yıllardır onlara güvenir misiniz? Evet güveniyorum onlara. Sonradan hani bu iş sebebiyle bir alocular var dediniz ya... Tak hemen arayalım da iki kişi göndersin. Bu sektörden yani sizin çalıştığınız alandan başka bir arkadaşı var mıydı? Abla yoktu. Hiçbir yok. Arkadaşı yoktu Muhammed. Hiç arkadaşı yok muydu? Hiç arkadaşı yoktu. Akrabası Recep, Sinan, işte Okan, ne bileyim. Sadece bir husumetli olduğu biri vardı. Kim husumetli? Bu Antep'te telefonunu çaldırmış. Ailesi çok da iyi biliyor. Ama o Antep'teki olay evet. Antep'te. Ama çocuk galiba bana abla yanlış hatırlamıyorsan çocuk bana İstanbul'da dedi. Yok yok Antep dedi. Mahkemeyi burada. Antep dedi. Antep dedi. Peki önemli ben yanlış hatırlıyor olabilirim. O isim yani polis evet. Bunu da eminim soruşturacaktı. Evet. Onun dışında o geceki planından bahsetti abla, mi? Abla hiçbir şey yoktu. Bana sadece tek dediği şey abi Saadettin abi ara biz yarın işe gideceğiz. Baban böyle böyle bir iş söyledi. O kadar başka bir şey yok. Yani bu çocuk yemeğe gitti. Evet. Yemekten iddiaya Okan'ın vermiş olduğu görüntüye ya da kim verdiyse o görüntüyü sahile indi ve yandı bitti kül oldu. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? En son bir görüntü veriyorsunuz yani. Karşıdan çekilmiş bir görüntü. Evet bir orada şey bilirsiniz o sahilde bir yer var. Oranın görüntüsü. Evet benim demek istediğim şu. Orası bir polis noktasıdır. Evet. İnsanları geçtiği bir yerdir. Herhangi bir kargaşa bir şey olursa ya da polis nasıl görmüyor? Ya da oradaki kameralar komple niye ya da müdahale edilmiyor? Ve orası sahil bolu komple Recep, kamera niye bulunmuyor? Bu ilk biz görüntüyü bunu biz bulduğumuzda, o görüntüyü incelediğimizde şimdi orada yabancı insanların tartışma yaptığını gördüğünde dışarıdan insanlar müdahale eder. Ama bir kavgada aile içerisinde bir kavga ise bağırıp çağırsan bile biri gelse dese ki ya kardeşim saçmalama. Ama biz... polis var Esra Hanım. Orada hani... polis müdahale eder bakın. Kim tamam, olursa olsun. Hani her ne olursa olsun polis tamam müdahale abi, eder. Çok özür dilerim dersin. Araban varsa arabaya atlarsın, motorun varsa motora binersin. O kavgayı başka bir yerde de devam edebilirsin. Esra abla. Yani burada Muhammed'in yanına bu sahile geldiyse, orada tanıştığı, çok doğru bir şey söylüyorsun. Kavga ettiği kişiler, yabancıysa polis müdahale eder. Aile içerisindeyse de polis müdahale eder ama evet. Aile içerisindeki biriyle kavga ettikten sonra tamam tamam abi hiçbir şey yok deyip arabaya atlayıp farklı bir ama yere gidebilirsin. Ama kaçışıyorlar bak.
Oradaki sizin gösterdiğiniz yönde de kaçışıyorlar. Mesela Recep Bey, aklıma şu soru geldi. Siz yani diyorsunuz ki motoru bulduktan sonra ehliyet sorgusunu yaptırmak için ve hastanede olup olmadığı noktasında tanıdık polis memurunu aradık. Niye bu kadar sorgu içerisindesiniz? Arasaydınız tanıdığınız memuru. Şöyle söyleyeyim. HTS kaydını bile elde ediyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. HTS, bu çocuğun iddianız o. Biz son HTS kaydını bulduk. Motoru bulduğumuzda bu motosikletin bizim motosiklet olup şu olmadığını... Şu HTS kaydını ben bulmadım bir kere. Muharrem amca tanır kimin bulduğunu zaten. Motoru kim buldu? Motoru biz bulduk. Ben buldum. Bak motoru ilk önce dedi ki Sinan ben buldum. İkincisi sen geldin Sinan yanlış hatırlıyor dedin. Ben ve buldu dediniz. Recep'le ikiniz yani Sinan'la siz buluyorsunuz. Üçüncü şey de değil mi? İfadelerde ortaya çıkıyor ki Rami Bey ayrılmış buradan. Siz aslında Okan Bey'le Recep Bey arabanın içerisinde giderken motoru ilk gören sizsiniz. Okan Bey sanki burada değil gibisiniz. Değilim çünkü orada değildim. Siz bulmadınız mı? Motoru mu? Evet. Hayır. Recep Bey'le ikiniz bulmadınız mı? Abdülkadir var mıydı yanınızda? Vardı. Bir saniye anlatayım olayı. Şimdiki bu canlı yayın olayı bizim aklımızda hiç yoktu. Bizim büyük akrabalar var. Zaten bu olay olunca acımız var. Bir de Muharrem amca kendisi de bilir. Evimiz o gün insanlarla dolu. Motoru kim buldu Recep Motoru Bey? Motoru benle Kadir bulduk. Sonra da Sinan da yanımıza geldi. Niye Sinan'ı gönderdiniz buraya? Tamam işte orada aile büyükleri gönderdiniz. Niye Sinan'ı gönderdiniz? Sinan'a bir hikaye yazdırdınız. İşte ben de söylüyorum aile büyükleri söyledi. Halbuki ailede en iyi kendini ifade eden, daha rahat konuşan, her şeyi olduğu gibi anlatan sensin. Ya işte Esra Hanım ben işim gereği ben çıkamıyordum. Çünkü yoğun bir haftam, sınav haftam, her pazar günü sınav var, eğitimlerim var. O hafta full doluyum zaten, derslerim var, öğrencilerim var. Zaten çıkamıyorum. Çıksam zaten gelip anlatırdım durum. Bu yüzden ben çıkamadım zaten. Sinan bunu sana kim anlattı? Motoru buldum. Burada da ilaçlar vardı. Muhammed hastaydı. Sen bir hikaye anlattın ya. Motoru aslında sen bulmuyorsun Sinan. Kendisi sonra oraya dahil oldu. Böyle sana dahil bu hikayeyi ya. Anlat diyen kim? Sinan hayır, bunu senden istiyorum. Bu hikayeyi sana anlat diyen kim? Ablam mesela bizim aile büyüklerim şu an onlar burada değiller. Aile büyüklerin hepsi Ağrı'daydı yeni geldiler. Onlar değil. Bunlar Balıkesir'den değil. Gelen var, İzmir'den gelen var, Aydın'dan gelen Sinan'ın var, kendi kardeşleri var. Sinan'ın anlattıklarına itiraz eden Recep sen ve Okan'sın. Ben itiraz etmiyorum. Bak Sinan kendisi zaten Allah söylüyorum. Esra Hanım itiraz ettiğin bir şey var mı? Şunu dile getireyim. Zaten Okan'la beni aradığında motoru buldum dediğinde ben zaten nalburdaydım. Sinan bak çok basit olan. Biz Saadettin Bey'le ben normalde her telefon görüşmesini yapmam ama bazı önemli konularda hani kendim telefon görüşmelerini yaparım. Çünkü en doğru soruyu soracak kişi nihayetinde benim. Saadettin Bey bize ihbarda bulunduğunda siz şöyle bir mesaj attınız. İşte o gün biz 1 Mart günü Muhammed'le çalışan, beraber iş yapan kişiyi izlediniz. İhbarı belli. Telefon görüşmesine yaptığımız da aynı şeyleri söyledi. Buraya geldi aynı ifadeyi veriyor. Değişen bir şey yok. Bu yüzden doğru tek. Siz ama bunu hiçbir şey yokken doğru bir olayı... Çelişkili ve şüpheli anlattığınız için okları kendinize çeviriyorsunuz. Aynen. Haklısınız. Ailedeki orada en haklısınız. Zayıf halka kim? Sinan. En konuşamayan kim? Sinan. Aynen. Bir de buraya gelmeden önce bir hikaye anlatıyorsanız bir şüphe yaratılıyor. Ya işte ama ben şuna inanıyorum. Bak, açıkçası ben şuna inanıyorum. Okan Bey bilmiyorum bu sorumluluk ne kadar sizde değil ama varsa da yabancı uyruklular, kayıt dışı da bildiğiniz bilmediğiniz bu çocuğun başına biri bir şey getirdi. Evet. Esra abla. Biri bir şey getirdi. O sahilde mi oldu? Yok. Başka bir yerde mi oldu? Bilmiyorum. Biri bir şey getirdi. Ama yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırdığını saklamanız bile olayın akışını ben değiştiriyor. Ben saklamadım zaten. Hayır yani sormasak söylemeyeceksiniz. Yok evet. Yani çünkü bunun bir cezası var. O yüzden bu çocuğun başına biri bir şey getirdi. Hoş geldin Bozan abi tekrar. Gel. Teşekkür ederim Esra Dinliyorum Hanım. Dinliyorum sizi. Şimdi Esra Hanım. Şimdi Sinan da konuşuyor, Recep de konuşuyor. İş veren duruyor. Motoru evet. Veren de duruyor. Biliyor musun? Ehliyetsiz evet. Motoru yenime veren de duruyor. Şu anda Recep ile Sinan konuşuyor. Esra abla ben bir şey anlatabilir miyim? Biliyor musun? Motorla ilgili. Şimdi... Bir dakika ben daha önemli bir şey söyleyeceğim. Madem diyorsun motoru verdiniz ya. Hı. Biz vermeyecektik. Motoru zaten bana aldı. Abim ilk bana aldı. Hı. Dedi ki kullan. Ben çünkü o olmasa ben kendime. Dedi ki al sen bunu kullan. Sonra Muhammed geldi yanımıza çalışmaya başladı. Sinan bisiklet verdi ona. Dedi ki Sinan, dedi ki Muhammed bisiklete git gel. Dedi ki abi ben bisiklete gidemem dedi. Benim bacaklarım ağrıyor, ben bisikletten gidemem. Bana motoru vereceksiniz dedi. Kaç defa da gitti Okan abi yalvardı. İlla ne yaptı etti motoru
Peki ailenin haberi, annenin babasının haberi var mıydı sen motoru? Babasının haberi var, motorla geldi. O gün eve geliyor, bize geliyor. Mara peki ehliyetsiz olduğunu biliyor muydular? He? Biliyor muydunuz? Yok. Ya zaten peki, o motoru ehliyetmeye gerekmiyor ki. Yerde, motoru verdiniz. Ehliyetsiz motoru da verdiniz. Bekle, abini bekle, bitsin söyle. En kötü iş yerinde de çalıştırdınız. Biliyor musun? Gördünüz, iş yerini gördünüz. Dön ya gitti, bir kere yaşadığı yere, yani yer bile denmemeli. Ya bu insanlara sana çok iş yeri değil. Yani siz gelseniz bizim yanımıza, biz o şekilde davranır mıyız size? Vicdanınız kabul ediyorsa gelin sizi vallahi çalıştırayım. Valla benim vicdanım kabul ediyor. Annesi kabul babası ediyor. Her şeyi biliyor. Gel benim tamam kabul ediyor vicdanım. Annesi babası her şeyi yerini tamam biliyor. Akrabaları gelin biliyor. Bütün akrabaları gelin biliyor. Benim niye vicdanım rahatsız ama olsun? İşte bu çocuk o yüzden yalnız. Bak sana abla, sordum. Bu çocuk yalnız bunlarken bana göre bu çocuk abla, yalnız. Çocuk bilerek öyle. Acıları var. Annemdir. Acıları veriyorum ama saçmalıyorlar şu anda. Annemdir. Amcamdır benim de. Hiç sıkıntı yok. Acıları var. Evet. Ben anlıyorum bunları. Şimdi herkes bir suçlu arıyor Okan. Evet. Yani haklılar. Ben çocuğum düşse derim ki onu kim teyzesi götürüyorsa, yanında kuzenim onun bunun varsa niye bakmadınız diye suçlarım. Ve bu suçlamada da haklıyım aslında. Doğru. Yani bu kadar insan 23 yaşa tabii ki peşinden bekçi dolaştırmayacaksın. Ya o artık yeğenim kayıp. Ama bu kadar da sahipsiz olmamalı. Ne bir kamera olmamalı. Kaydı var, ne bir iz var, ne bir yok. Şey var. Ben herhangi bir şey yok yani. Tam ağrıda kalkıp buraya gelmişim. Onun için geldim ben. Aslında Esra ben. Esra Hanım yanınızda ben çalışan birinden haber alamazsınız. Mecbur kaldım geldim. Ertesi gün 18.40'a kadar gece kayboluyor. Aramaz mısınız? Şimdi doğru bunu çok güzel bulmuşsunuz. Şöyle bir şey. Kişiyi iyi tanıyorsan, atıyorum belli alışkanlıklarını biliyorsan. Mesela ekipte de var bizim bir iki kişi. Evet. Uyuyakalanlarda. Gene uyudu derim. Ama düzenli saatinde gelen görev insanı olduğunda, böyle bir saat ulaşamadığımda... Bir kere ararım, ulaşamadım, kapalı. Sonra sık sık arattırmaya başlarım. Motoru da buldunuz. Motor da sahipsiz. Öyle ne oldu? Vallahi kıyameti kopartırım. Mesela yani arama yok Okan Bey. Gerçekten kıyameti kopartırım. Arama yok, çok şu güzel sebeple söylüyorsun. Kıyameti kopartırım. Bir kere ulaşamadığım için, rutinin dışında davrandığı için benim için bu şüpheli bir durum. Bu WhatsApp araması ama. Normal cebide bakıyor. Siz normal arama da yapmadığınızı söylüyorsunuz. Başına bir şey geldi. Bak, ben normal arama yapmadığımı söylemedim. Bunu siz söylüyorsunuz bize. Yaptınız mı? Ben öğrenmek istiyorum. Ben yaptığımı bilmiyorum. Hatırlıyorum. Siz böyle söyleyince inanın o dakikamı, o saniyemi hatırlamıyorum. Ama ben yapmışımdır illa. Şimdi mesela benim meslek hayatımda burada oldu. Bir kuaför arkadaşımız çalışıyordu, ulaşamadık o gün. Ve bizim bir rutinimiz var. O çocuğun belli bir saatte buraya gelmesi lazım. Esra Hanım bölüyorum. Saçımın fön çekilmesi yapın, tamam. İçin değil derdim. Çocuğa bir ulaşamadık, iki ulaşamadık, üç ulaşamadık. Herhangi biri geldi, benim saçıma fön çekti. Evet. Hiçbir problem yok. Ama o çocuğu bulana kadar ortalığı ayağa kaldırdım. Kimdi ya çocuğun adı? Biz de öyle yaptık zaten. Esra Hanım lafınızı bu biliyorum. Bu meslek hastalığı değil. Bakın, meslek hastalığı değil. Bana ne? Gelmesin başka biri fön çeker. Derim ki bundan sonra işe gelmesin. Yani günde yarım saat gördüm ama garip bir durum olduğu için evine adam gönderdik. Uyuyor mu diye baktık. Yerine baktırdık. Ailesini bulduk. Her şeyini bulduk. Hani bunu yaşamış olan biri ben her olarak haber söylüyorum. Verdim ama Esra Hanım. Ha? Ailesine söyledim, ailesini... bildirdim. Hani kendim arama gayretini bulup kendim kamera kayıt aramaya çalışıyorum yani. Bakın motoru bulduktan sonra acaba zaten ilk iş karakola gitti. Acaba kaçta girmiş buraya? Emniyet güçlerimiz bize kim polistir? Sizin doğru o güne ait kamera kaydınız. İlk polise gidilir yok. Doğru mu? Ben şimdi polise gideceksem kime gideceğim? Bu cihazdır. Ben o dakika o her gün... O gün mü bak? Yalnızca 1 Mart günü mü bozuk? Hayır. Kaç gün bozuk? 28-29 da yoktu. 28 yok, 29 yok, 1 Mart mı yok bir de? Şans yani, bu da evet. Muhammed'in şansı. Aynen, evet. Öyle İnanın söyleyeyim. Şans. Yani ya bir insan bu kadar hayatta şanssız olamaz. Ama ben bu cihazı kontrol etmiyorum her gün, yanlış anlamayın yani. Bayağı şanssız. Yani ben bu kamera kayıtlarını görmesem belki diyeceğim benim yeğenim nerede peki? Nereye kayboldu? Yeri dibine girmedi ya bu çocuk. Valla ben... Peki iş yerine çıkmıyor. Kamera emniyetine orada çıkmıyor. Bu çocuk bir yere gitmedi ya. Rahmi Bey. Hava uçmadı ki bu çocuk. Benim kafamı da karıştıran. Hani bizim de insan gördüğünde bu motoru biz... kim getirdi bura? Bu çocuk iş yerinden çıktı mı? Bu programda kayıp olan birini günlerce aradık. Hiç ihtimalimiz olan denizden de bulduk ve çıkardık. Evet. Yani ben şuna da inanırım. Bir cenaze teslim etmek bile bir acıyı dindirmektir bu acı. Aynen öyle. Aynen. Fakat şimdi mesela siz benim kafamı da karıştırıyorsunuz. Sinyal sarı yerde tepeden geliyor, ormanlık alan. Ya bu çocuk denize mi düştü?
Bunu o gün sahilden biri alıp bir yere mi götürdü? İşte işte söylüyorum. Biz sahil güvenliğe de bak o akşam kaça kadar haber vermişiz, kendim aramışız. Sahil güvenlik bile gelip botla 2,5 saat falan aradı ve biz orada bekliyoruz. Acaba ne oldu? Dalgıçlar zaten girdi mi? Yani dalgıç girmedi. Sadece botla geldiler, hani baktılar bayağı bir aşağıya kadar. Yani savcılıktan bir şey var mı yok mu diye baktılar. Zaten yanaştı bot bize. Herhangi bir şey şu an yok. Biz zaten araştırıyoruz. Herhangi bir şey olursa zaten irtibata geçtiğimiz numaralardan arıyorlar bize. Biz Muhammed'i o gün haber alamadıktan sonra zaten motoru bulduktan sonra bak Gayrettepe Şüphe'ye kadar gittim. Emirgah Korunu'na belki 10 kaç kere gittim. Polislerle konuşmuşum. Orada amire de gidip sorabilir de kaç defa gitmişim. Abi ne olur. Şimdi bu çocuk madde kullanan bir çocuk mu? Değildi abla. Değil. Olsa ben bilirdim. Alkol? Kullanmıyor kesin. Senin böyle bir alışkanlıkların var mı? Alkol filan? Yok abla. Ha. Ama önceden kullanıyormuş. Bunu burada madde alışkanlığı var mıydı? Önceden kendisi söyledi bana kullanıyordum dedi. Abi bıraktım madde dedi. Madde kullanıyor muydu? Bana peki öyle. Madde kullanıyordu. Niye 8 ay senin yanında çalışıyor? Sen niye kullanmadın? Biz görmedik. İşte önceden kullandığını Bozan söyledi. Biz görmedik zaten. Dedi yok sen niye? Önceden kullandı. Alkolü çocuğu çalıştırdı. Madde de kullandı. Öyle bir şey yok Hasan'ım. Bu kesinlikle öyle bir şey yok. Biz gösterdik zaten. Bak Adem diyor ki önceden kullanan bir kişi 8 ay kesinlikle bir kişi evet, biz bir iş yerinde çalışılmaz. Var mıydı böyle bir şey? Bir sayı bırak. Şoförleri de burada. Önceden var mı? Yok görmedik, biz görmedik. Bak. Bozan amca. Biz bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bulunmasını. Hayatım şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bak madde alışkanlığı olan biri. Ben gerekirse yapacağım. Bunu. Burada onu bulmadan da gitmem. Kesinlikle. İnşallah. Temin edecek bağlantısı olur. Hep beraber bulacağız. Hepsini çartacağım. Maddeyi. Allah'ın izniyle. İnşallah hep beraber bulacağız. Bak maddeyi kullanan biri bunu temin edebilmek için bağlantıları olur. Evet. O insanlar iletişimde olur, o insanlar evet. Aralarında problem de yaşanabilir. Ama şu sorunun cevabını verin. Bu çocuk madde kullanıyor muydu? Yani Esra Hanım söyleme. O ben, diyor ki kullandığını ben biliyorum. Sen ben biliyor muydun? Ben kendi gözümle görmedim. Şimdi abla, ben de görmedim. Kendi gözümle ben gördüğüne şahitlik et ve söyle. Peki, doğru peki şunu görüyor muydunuz? Madde kullanıyor. Bazı kendisi zamanlarda. Söyledi. Kendisi söyledi. Niye işte çıkartmadın? Daha önce söylemiş, daha niye önce. Niye kullanmadın işte çıkartmadın? Ya daha önce kullandım diyordu, daha önce. Şimdi değil, daha önce kullandım peki, diyordu ya. Peki, güzel ne ben dedim. Anlamıyor bu adam peki, lafı ya. Öyle bir şey yok Esra Hanım. Esra Hanım. Bilemedim. Öyle bir şey yokmuş, görmemişim. Bak, madde kullanan bir kişi 8 ay güzel ha. O iş yerinde çalışanlar. Esra Hanım, anlat. İlla ki bir kişiye iletişim kuracak yani bu çocuk. Ben şimdi kullanıyor demiyorum abla. Muhammed'le biraz normal sohbet ediyorduk. Dedi ki abi dedi ben önceden kullanıyordum dedi. Bu dediği herhalde ne kadar önce? 3 yıl sonra 5 yıl sonra onu bilmiyorum onu sormadım. Çünkü Muhammed dedi ki, daha önce zaten Gaziantep'te çalışıyordu. Evet, Gaziantep'te çalışıyordu aynen, bu adam daha önce. Öncesinde oradaydı. Zaten onun öncesinde Bozan abinin Muhammed'in yanında kendi. Şimdi bu bağımlılık ya siz nasıl ikna oldunuz şimdi kullanmadın Adem Bey? Abla çünkü ben sürekli depoda olduğum için yani kullansaydı illaki bir şeyinden anlardım. Bir o yattığı yerden bir koku moku gelir en azından. Yerde merde bir şey bulur ama hiçbir şey yok. Çalışma temposu düşebilir, vücudunda yani, yüzünde kızarıklar olabilir. Her madde kullanan birini tahlil etme noktasında deneyimliyim diyorsunuz Adem Bey. Ben anlamam mesela. Deneyimli değilim abla ne alakası ben söylediğini söylüyorum size. Esra Hanım. Hayır benim, diyorsun. Hayır benim alakası yok. Ben size burada diyorsun. Açık açık şeylerini ben söylüyorum. Ben size şunu söylüyorum. Birisi madde kullanıyorsa arındığına nasıl emin olursunuz? Siz diyorsunuz ki yerde şey yoktu işte. Abla. Diyorum ki koku illa olsa diyorsunuz. Bir şey çıkar diye ya, çıkar yani bu sonuçta diyorum. Avukat Hanım sizin de bir çalışanınız olsa eğer bir madde kullanırsa illa ki bir şey bulursunuz sizde. O da onu demek istiyor çocuk. Ben bulamam. Siz nasıl buluyorsunuz? Nasıl ben de bulamam. İlla ki bir şey bulursunuz. Kim ne kullandığını biz nereden bilelim şimdi? Normal ama sağlıklı ki insanlarla bu tarzdaki maddeleri kullanan insanlar arasında madde bazı davranış belirtileri, hareketleri bozukluk oluyor. Ama bu çocuk yapmayalım. Bozan abi söyle. Buyurun Bozan dedim, abi. Dedim bu madde kullanan 8 ay bir iş yerinde o kötü özellikle o iş yerinde çalışabilir mi? Mümkün görmedik değil. Zaten. Çok şükür abla ben zaten biz gördük demiyoruz ki biz zaten. Sadece o çocuğu orada kalmıyordu o pisliğin içinde. Sadece motoru verdiler. İki tane Opel'i verdiler. Müzik hastasıydı, motor hastasıydı. O işte çalıştırmak için... Vallahi Esra Hanım hiç alakalı bir şey yok. Pislik diyor yani, orası pislik diyor ya. Evet. Ben bizzat Muhammed'in kendisi zaten doğru düzgün temizliğini yapan bir insan değildi. Okan abi de burada şahidim. Ben kalktım ona şikayet ettim. Dedim ki abi ama bak biz orada oturamıyoruz dedim. Ama onun pis olması ya da hijyene dikkat etmemesi onun orada yaşamasını gerektirmiyor ki. Abla, evinde yaşar pislik götürür. O onun sorumluluğu olur. Yaşamıyordu. Hayır.
Onların söylediği biz böyle bir, siz böyle bir yerde kaldığını bilmiyor muydunuz oğlum? Ben bilmiyordum abla. Senin bilmen lazım değil ki. Annesi babası bilse yeter. Teyzem bilmiyor muydu? Görüntülü abi. Ben bilmiyordum. Sen bilmiyordun. Senin bilmen lazım değil zaten. Ya sen bilmesen de olur zaten. Sen bilmesen de olur. Annesi babası bilse yeter, sana kalmadı. Bir türlü ben onu söylemeye çalıştım. Ben niye buradayım? Ben amcası değil mi? Ya o sahip kimse değil mi? Bir tane ben konuşayım. Annesi babası bilmiyor, bilmiyor. Cahil ikisi de cahil. Ne biliyorlar anneti babası? Ben bu atanımla niye gelmişim buraya? Ben çıkartacağım onu. Esra abla ne gerekiyorsa yapacaksınız. Avukat hanım ne gerekiyorsa yapacaksınız. Size güvendik, size geldik. Valla ben de seyircilerime güveniyorum çünkü ihbarlar bizim için çok kıymetli. Biz buraya niye geldik? Bir saniye, Muhammed Arı'nın nerede olduğunu, ne yaptığını onu tanıyan bilenlerden gelen ihbarlar belirleyecektir. Ben babaya söz vermek istiyorum. Adamcağız arada bir şey söylemek istiyor ama hep geride kalıyor. Ezan seni, ben oğlumu zekirdim, bunlarla yanına gönderdim. Bir ara benim oğlum böyle yapıyor. Beni hiç aramadılar. Demediler sana para, bak bana da para konusunda da geldim. Hiç beni bir gün aramadılar. Muhammed sana para gönderiyor mu, göndermiyor mu? Gönderiyor muydu? Para gönderiyordu Muhammed. Gönderiyor, para gönderiyordu valla. Gönderiyordu. Para fırsına gönderiyordu. Yani benim oğlum böyle bir huyu yoktu. Mesela ilaç kullanıyordu, böyle bir şey yapıyordu. Öyle kesinlikle bir şey yoktu. Kesinlikle öyle bir şey yoktu ya. Zaten ben sana geçen senede de geldim. Ben anlattım. Ben 3 ay evvel buraya geldim. Geldim, amcam bizle konuştum. Hala beraber evet. Kaldım o gün yanında. Ondan sonra eğlene kadar, eğlenden sonra beni götürdü, arabaya koydu. Ben Ataşehir tarafına gittim. Ondan sonra ben gittim. 2 gün sonra telefonla konuşuyordum sürekli. Yani konuşma şeyim yoktu. Bir şeysi yoktu yani ya. Esen Hanım, ben bunu başta da söyledim. Bunu yapan iyi, çok iyi bir plan yapmış ve çocuğu evet. Ortada ya kaldı. Önce de planlanmış bir şey olmuş. Yani o çöplüğün içinde, o denizin kenarına kim motoru bilmiyorum. Götürmüş, kim motoru bırakmış? Şimdi Recep Bey biraz önce çok güzel bir şey söylemişti, onu düşünüyorum ara ara. Eğer orada bir kavga olmuş olsaydı, yani Muhammed orada o kavgayı yapmış olsaydı, o kavgayı engelleyecekler vardı. Aynen. Belki de Muhammed o sahile hiç inmedi. Hiç inmemiştir belki. Yani belki de o motoru oraya biri bıraktı. Biri bıraktı. Aynen. Biz de onu diyor. Çünkü ne? Biz de dilemiyoruz. Biz de onun çıkartmasını istiyoruz bir an önce. Biz bakalım o kimdir. Biz de bir an önce onun çıkartmasını istiyoruz. Ben de götürüp motoru bırakırım. O zaman orada da bir adam alırım, götürüp bir yere saklarım. Gelsin ben yatsana yani. Yani hayat yani planı şey olan bir çocuk. Biz hangi konuda yaşıyoruz kendi ya? Canına kıymaz. Kıysa da bu kadar bir, böyle bir sığ bir yeri seçmez. Benim oğlum hiçbir şey daha yapma. Her gün bana telefon açıyordu. Bu motorun nasıl geldiği buraya belli evet. Olacak. Evet abla. Ya bunu saklayan var ya da başka bir şey var. Evet. Motoru siz de kullanıyor muydunuz Adem Bey? Anahtar sizde var mıydı? Siz de kullanır mısınız bu motoru? Oğlum, Muhammed'den bize fırsat kalmıyordu. Bu gündüz Nalbur'a gittiği zaman bazen şey geliyordu. Bizim şoför arkadaşlar depoya geliyordu Muhammed'i almaya. İşe gidecekleri zaman. Öyle motor yanımda kalıyordu. Bazen hatta anahtarı bile bilerek ama yanımda biz kullanmayalım. Ama sizin abiniz işveren olduğu için siz evet. Daha şey olmanız lazım hani iş yerinde. Kullanmak isteseniz siz kullanırsanız. Yani Muhammed'in kullanmasına... Abla yani bazen öyle bir şey yapıyordu ki yani anahtarı bile kendi yanına bilerek götürüyordu. Sırf biz kullanmayalım mazotu bitmesin diye götürüyordu bayağı anahtarı yanında. Bayağı elçilerin savaşı gibi bir şey. O gün yani. Yedek anahtar neredeydi? Abla şimdi Muhammed bir anahtarı kaybetti. Sonra buldu. Şimdi mesela depoda ben de kullandığım için mesela anahtarı yanında götürüyor ya. Büyük ihtimalle yedek anahtarı ben şeye koymuş olabilirim. Motorun cebinin içine. Yani ya o gün aldım, Muhammed'in kullandığı gün yedek anahtar. Evet, içindeydi. Senin üzerinde var mıydı? Yok, orada mıydı? Motorun içindeydi. Yedek anahtar. Yani eldeki anahtar kaybolursa motorun üzerindeydi. Evet, içindeydi ya cepte. Hayatım yedek anahtarın en önemli daha önce kaybetmiştik biri birinde ya. Olsun, biri birinde olsun. Sen hadi kaybetmiş İkisi dedik ya. İkisi de üzerindeydi. Biri takılıydı, bir yeri de üstündeydi. Esra Hanım, benim, buyurun. Esra Hanım, biz ne diyorsun? Bizim çocuğumu bulun, bize verin. İnşallah. Biz bir şey istemiyoruz. İstemiyoruz. O görüntüyü çıkartın. Biz kaç gündür burada geldik, siz bize haber vermiyorsun. Değil misin? Size oğlum nereye gitti, nereye geldiler? Yalnız bu yerinde köpek yatmıyor. Doğru mu ki? Motor vermezse o çocuk orada durmuyor. Çocuk orada kalmıyor. Ya Esra abla ben çocuğunu zorla mı tuttum ben depoda? Anlatamıyorum. Madem pisti, orada gelip onun yerini kurtaracaktın o zaman. Diyecekti ki yerim, sen bu pislikte yatamazsın. Çıkıp söyleyecekti o zaman. Diyecekti ki sen bu pislikte yatamazsın yerim. Sen ya anasını babası biliyor, anasını babası niye biliyor? Anasını vuracaktın diyecekti ki. Ben senin amcan yengenim,
Ya ben sana sahip çıktım. Ya biz pis yerde yatma. Ben tam oradaydım. Niye gelmedin? Ya gelmez. Siz beraber bu faturayı çekeceksiniz. Oğlu biliyor. Baba ya abla bak ben annesine babasına hesap veririm. Benim hesap vereceğim kişi annesi babasıdır. Nerede? Annesi babasıdır. Orada ben de mi annesin babasıyım? Her şeyi gördü Caner abla gördü. Arkada mutfağı var. Mutfağı var, dolabı var. Bana bak. Ben Muhammed'i biraz gariban yani yanlış anlamadım. Biraz gariban buldum. Hani böyle... Gariban abla zaten. Doğru. Ha yani gariban doğru. Bir çocuktu. Yani hani kimsenin böyle anladığım kadarıyla dikkate almadığı biri miydi? Hani yok sayılan biriydi. Hani şey olursunuz ya bazen. Şöyle bir his var. Sığıntı. Muhammed'in sanki hayatı birazcık öyleydi. Esra Hanım, bir dakika bir şey söyleyeyim. Muhammed ile bir çocuk değil. Bizim yanında oturuyor. Bizim yanında kal. Bizim çocuğumuzdur. Muhammed ne madem... Ne bir şey, ne ilaç, hiç kullanmadın. Bunlar yalan söylüyorlar. Bunu Adem söylüyor. Söyledin mi Muhammed yalan söylüyor. Kendisi söylemiş ya o yüzden değil. Bu yalan söylüyor Muhammed yalan söylemiş. Söylemiş. Bu yalan şey söylediğinden değil yani. Biz o oğlu bizim yanında oturuyor, kalkıyor. Ha, madde bizim evim orada aynı de. Kullandı demiyor. Çalışıyor. Biz de çalışıyor. Sen böyle bir alışkanlığın var mı? Yok abla. Şimdi mesela bunu duyduğunda bunu abilerine söylersin. Ya bak abi geçmişten böyle bir şey varmış. Yarın öbür gün başımıza bir şey gelmesin. Abi ne bileyim ki, motora koyar, motorla götürür, birine satar, ihtiyacı olur. Sen bunu işte Sinan'a, Recep abine, Okan'a söyledin mi? Hiç kimse söylemedi. Mesela bu söylenecek bir şey. Belki 15 yaşında kullanmıştı ben onu bilemem. Ben bana söylediğini söyledi ki abi kullanıyordum dedi. Siz Muhammed'le sanki biraz anlaşamıyormuşsunuz gibi geliyor bana. Değil mi Okan Bey? Ben bence mi? Biraz bak... Pisti çok şikayet ederdi falan diyor. Adem'le biraz şey yapamıyorlar, anlaşamıyorlar gibi. Ya motoru paylaşamıyorlar. Temiz, çünkü onlar da orayı kullanıyorlar. İsterse televizyon izliyorlar, oturuyorlar, çaylarını falan içtikleri alan. Orada bir de mutfak var. Size kavgaları yansır mıydı? Yok. İçimsizlikleri diyelim, kavga değildi. Ya hayır, sadece bir kere bana söyledi. Okan abi dedi biraz hani pis kullanıyor. Söyle sana zahmet. Ben de söyledim. Mesela bunu bana da söylediler. Evet. Ben Muhammed'i aradım. Ama Muhammed motoru dedi. Da alamıyor. Yani şimdi ehliyetsiz bir çocuk da motoru alıp gidiyor. Ehliyeti ben olan çocuk bak, kullanamıyor. Motor söz konusu motorun değil. Ruhsatı tekrar da motor, motor diyorsunuz ya. Motor çok önemli. Siz çıkarttınız motoru. Motorla giden, görüntüyü veren siz değil misiniz Okan Bey? Bak şu an motor var, kendisi yok ama. Keşke motor da yok olsaydı. Motoru birlikte gitmiş diyecektik. Siz emin misiniz? Motoru bu çocuğu şu an çıkartmıyor. Keşke yanında olsa ki adım adım takip edeceğiz. Ruhsatı bir de size takmış. Ait olmayan bir motordan doğru. Bahsediyoruz. Motor evet. Çok önemli bence. Motor benim hakimimde. Evet, ruhsatı peki. Bana ait değil. Caner, o benim hakimdi bir motor. Hoş geldin Caner. Hani giden, aslında ilk günden beri hem aileyle çok yakın olan, hem Muhammed'in evet. Yaşadığı son evet. Yere giden, sahile giden kişi sensin. Şimdi tekrar buradasın. Esra Hanım, gece gündüz biz Muhammed'i arıyoruz. Hafta sonları dahil çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Sinan dün geldi bana biraz tepki gösterdi. Tabii biraz daha haklı ama Sinan ilk önce şunu söylemek istiyorum. Sinan gerçekten çelişkili konuştuğu için hani suçlar, oklar seni gösteriyor. Bu konuda senin ailenle de biz görüştük, konuştuk. Onlar da diyor ki biz de ekran başında Sinan'ı izlerken Sinan'ı katil olarak görüyoruz diyorlar. Sonra da şey Okan'a bir şey söylemek istiyorum. Ya o Okan, kadar çelişkili konuşuyor ki. Yani aile bile sakladığı bir şey var gibi mi evet. Davranıyor. Okan'a da şunu sormak istiyorum. Motor görüntüsünü sen buldun. İddialara göre evet. O motorun üstündeki Muhammed. Evet. Öyle şunu iddia etmişsin. 15 dakika öncesinde de Adem konteynerden çıkıyor. Evet. 15 dakika sonra 15 Muhammed çıkıyor. Yarım saat sonra. Peki Adem'in çıktığı görüntüyü var. Aldın mı? Almadım. Neden almadın? Gidip o da alalım, çok önemli. Sıkıntı yok. O tarih aralığı şu an kesilmedi. Aynen. Gidip alabilir. Alınmıyor çünkü ben oraya gittim. Görüntüler şu an silinmiş durumda Esra Hanım. Oradaki yok. Görüntüler de silmiş. O Adem'in oradan taş çıkma görüntüsü de aslında çok önemli bir görüntü. Çünkü hiç en son aklıma gelmedi bile. Ne? Ben Adem çıkma görüntüsü mü? Evet. Ve şu an bildiğime peki, göre Ahmet'in 15 kayıt, dakika önce oradan çıktığını ispat edebiliyor musun? 22 gündür. Benim bildiğim 22 gün kamera tayip. Biz kamera kayıtlarına baktık Esra Hanım. Bir hafta içinde siliniyor. Hatta ben orası kamera kayıtlarına bakacaktım. Okan vardı, beni iki gün oyaladı. Evet, İkinci gün artık ben baskı yapınca... bu dükkanın kamerasını attık. Ben yerine gittim. Söyledim. Sen ne dedin? Bak dedim, sürekli abi, Okan dedin ki. Dedim abi ki, dedin boş ver boş ver var. Dedin. İkinci boş gün biz dedim. Gittik. Çünkü o ben gün... sana attım. Bir kanıt yok. Başka yerlere bak. Bir şey söyleyeceğim. Peki Adem'in 15 dakika önce oradan çıktığını ispat edebiliyor musun? Aslında... Ya getirdikçe adamın savcılığa giderim. O hayır, kamera kaydını geriye baktırırım. 15 dakika önce şimdi bu diyor ki depodaydım. Benim hemen. İşim bitti. Ben gidiyorum. Hadi bay bay dedi. Onu çekmedim. Sen diyor depodan... Oradan sonra dikkat tam o saatte... Muhammed'in çıktığını ispatlayabiliyor musun? Elinde görüntü var mı? Dükkandan bahsetmiyoruz, depodan bahsediyoruz. İşte bu görüntü var çıktığında. Esra Hanım, Adem'in çıktığı depodan. Da önemli. Depo ve işte. Civarından.
Buradan kaldığı çıkıyor. Yemek Esra Hanım, kaldığı yerden çıkıyor. Esra Hanım, Adem'in 15 dakika önce çıkması, o da önemli bir görüntü normalde. Acaba Adem orada çıkmadı da Muhammed'le birlikte orada kalıp bir kargaşa mı, bir tartışma mı yaşandı? Çünkü Adem'in oradan çıktığına dair bir görüntü yok. Siz diyorsunuz ki 15 dakika önce Adem oradan ayrıldı diyorsunuz. İspat var mı? Tekel olmaz. Az ileride hurdacı var, ona da giderim bakalım. Tamam, sen niye bakmadın? Bütün kamera kayıtlarına baktım dedin. Tamam, ben sadece buna hakim olabildim. Ben Adem'inkinde gördüm. Gözüme şahidim çıktı. Ama çok önemli o da. Bir şunu ispatlayabilirdin. Adem 15 dakika önce oradan çıktı. Bu bir insanlık görüntüde bu. Gelmedi. Bu aklıma gelmedi. Bu aklıma yani gelmedi. Yani Okan'cığım, yani bütün kameralara bakmak aklına geliyor. Hurdacıya da gitmişsin muhtemelen. Adem'in çıktığına bakmak, gördüm. Şimdi aslında çıktım. Siz biraz da bu ben konularda şimdi deneyimli insanlarsınız. Biz programdaki konulardan da yola çıkarak mesela buraya kayıpları için işte apartman ve bina görüntüleriyle gelen, yani hiç mesela okuma yazma bilmeyenler bile getiriyorlar görüntüleri, diyorlar ki abla bak bir komşumuz varmış, Ahmet abi çıkmış, ondan sonra biz hani bu kadar. Sen madem hani görmek istedi, daha önce niye gitmedi Caner abi? Caner hep oradaydı. Oradaydı, tamam, yeri biliyor, abi adresi biliyorsun, ben sana çektiğim tekerle söyledim, niye silindikten sonra gidiyorsun? Daha önce gitseydin abi, o gün gitseydin. Adem burada, Adem'e sormak lazım. Motordaki Adem de olabilir, Muhammed de olabilir. Yani biliyor muyuz Adem olduğunu? Ben kamyonla çıkıyorum. Ben kamyonla çıkıyorum. Ben kamyonla çıkıyorum. Söyleyeceğim Esra Hanım. Bakın şimdi. Sen kamyonla çıktığını söylüyorsun. Esra Hanım, şunu söylemek istiyorum. Motorun kullananı Muhammed olduğuna emin misin? Esra abla. Esra Hanım, ben şunu söyleyebilirim. Bu çok önemli bir konu ya. Şu an Caner abi bu konuyu boşu boşuna anlatıyor. Hayır, benim Muhammed'den... Sen buradakinin Muhammed olduğuna emin misin? Adın gibi. Eminim. Yeni bir görüntü, kendim de buldum yeni bir görüntü. Ya orada da belli olmuyor ki. Onu Caner abi gösterdim. Orada da belli olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani diyorsun ki abi, Adem kamyonla çıktı. Lazım değil. Bir dakika, kamyonla çıktı. Kanyonla çıktım diyorsun. Okan'la ilk görüştüğümüzde 15 dakika önce Adem oradan yürüyerek tekerin önünden gidiyordu. Hiç öyle bir şey demedim. Demedin mi? Hiç öyle bir şey demedim. Kamyonla çıktığını mı söyledin? Kamyonla çıktığımı söyledim abi. Ben bir şey demeyeceğim Esra. Ben eminim ben bundan da abi. Kulaklarımla duydum. 15 dakika Adem önce yürüyerek Adem oradan yürüyerek, Ademse yürüyerek gelmez çünkü. Hangi kamyonla çıktı? Bu tespit edilir. 34 kamyon gerisi size aitse. Eren, değil mi? Kimdi evet şoförü Adem? Kendisiydi. Kendim şofördüm. Sen kullanıyordun. Baltalimanda kameralar var. O ekranda çıkmaz ama. Diyarbakır. Kamyon Adem'de miydi o gün? Ya şimdi bir tane değil. 4-5 tane kamyonet var. Ne? 3-4 araba var orada. 3-4 bak ben araba çıktı, kamyonu şimdi benim aracım kaza yaptı. Bunu sallayabilirim yapımda ya. Sen nereye ben gittin orada? Eve geldim ediyorum abla. Kendi evine gittin. Ha, kendi anne babanla mı evli misin sen? Evlerimiz yan yana. Evliyim ben. Evlerimiz yan yana. Sen eşinin yanına gittin. Ya bunlar aynen çok basit şeyler. Şimdi bunlar evet sorulduğu için peki, sinirlenmeyin. Şimdi şu an bak Saadet'in abi örneğini vereyim. Yani adam tutarlı, ilk günden beri tutarlı. Hani ben gördüm 15 dakika sonra eve çıktım. Kamyonla çıktım, evime gittim, bu kadar. Sen sorularla çelişki oluyoruz ya biz. O yüzden ben cevap hayır, hayır, çelişki değil. Sadece söylenen her şey çok kabuk ve şekil değiştiriyor. Değiştirilmemesi lazım. Ne oldu? Caner'e mi diyorsun? Daldır abi şeyi. Oradan ya daldır. Ya burada amacımız Muhammed'i bulmak. Yanlış anlama. Abi biz tek hedefimiz bu. Bir haddimize yani değil, sizi suçlu olarak görüyoruz. Ama gerçekten çelişkili konuşuyorsunuz. Sen o günkü görüntüleri bulsan belki biz, bak Conte deponun görüntüleri olsa, biz Caner'le de bunu sık sık görüştük. Belki depoya sonradan bizim Muhammed'in geldiğini, evet, yanına birini geldiğini, birinin girip çıktığını, orada bir şey olduğunu, Adem gittikten sonra arkada, bunların hepsini bilebilirdik. Ama bu görüntü yokken, bunların hiçbiri yokken biz ispatlayamıyoruz. Belki Muhammed'in yanına sen gittikten sonra kapıda bekleyen biri vardı, girdi. Muhammed'le arasında bir şey çıktı, Muhammed'e bir şey yaptı. Motorla çıktı, arkadaşlarını çağırdı, geri geldi. Bunu biliyor muyuz? Ama Esra Hanım şöyle her bir şey var. Her türlü ihtimal var mı? Yer belli. Abla, yemek yemeye gidiyor ama. Hayır. Yemek yemeye gidiyor ama. Geri dönmüştür belki. Yemeğe ben bekliyorum konteynerde demiştir. Olmuş bu çocuğun yemeğe gittiğini ilk söyleyen kim? Oradaki lokantadaki çalışan. Hayır, şimdi o gece kayıp. Siz ertesi günden bahsediyorsunuz. Herhalde gidip o lokantaya sormadınız. Yemeğe gittiğini söyleyen Okan Bey ilk siz misiniz? Ben... Burada yemek yedi diyen siz misiniz? Evet, benim ben sordum çünkü. Çünkü bir güzergah belirliyorsunuz. Motorla çıkış, yemek yeme. Ben bu çocuğun orada da yemek yediğinden de şüpheliyim. Adem orada yemek yedi mi o akşam? Sana söylemişti. Yok, ertesi gün şeyler söyledi bana, burada gitme yemek yemiş. Kim söyledi yemeği? Ben söyledim. Okan abi söyledi. Okan söyledi. Sordum. Sana söyledi mi ben abi yemek yemeye gidiyorum diye? Yok, hiçbir şey söylemedi abla bana. Çünkü güzergahı bir aramı çıkacağı yemek yemeye geldi mi? Yani genelde hep orada yerdi. Genelde. Aynı rutini. Caner tekrar sen bir çelişki daha var, onu da söylemek istiyorum. Söyle. Saadettin abi, sen o gün 5.30 civarında Muhammed'i depoya bırakıyorsun değil mi abi? Bunu zaten sorduğumda yani da. Yani 4.30-5.30 arası. Abicim. Yani çünkü bak şöyle diyeyim. Saadettin yanlış abi, anlasınmaz, görüntülerde de söylemeyin. Benim paydos saatim, bak benim paydos saatim 5. Tamam. Benim geliş saatim 4.30.
5'e çeyrek kala. Ben 5-5.5'da gelişe göre çıkarım tamam, orada. Tamam, farz edelim 5-5.5'da o kaldığı yere bıraktın. Okan ve babasının iddiası da şu. 1 Mart günü saat 5.30'da. Babam görmüş, evet. 1 Mart ta 5.30'da Nalbur'un önünde biz onunla çay içiyorduk dedi. Ben de dedim ki bunu ispatlayabiliyor musunuz? Okan hemen kameralara baktı. Abi dedi, senin 2 Mart abi. Aynen, 2 Mart ve öncesi silinmiş dedi. Olabilir. Bir hata olmuş olabilir. Ama saat 5.30'da Muhammed konteynerde, konteynerden Nalbur'a hiç gitmemiş. Bak, çünkü 7 uçağa kadar ama... Adem'le orada. Nalbur'da mı bu çocuk yoksa konteynerde mi? Yanar Bey, ben Okan biliyorsun baban dedi 5.30'da Nalbur'un önünde değil Muhammed. Nereden geldiğimizi anlattım. Muhammed 5.30'dan 8-10 geçeye kadar eğer motordaki Muhammed'se babam gelmiş görmüş, babam kendi yalan size söylemiyor herhalde babam. Abicim görmüş de adam diyor 5.30'da adam konteynere bıraktım. Adam sadece oturduğu yeri gösterdi burada sohbet muhabbet ettik dedi. Saadettin abi 5.30'da bıraktım demiyor musun? Yani 5.30'dan sonra 7.40 geçeye kadar Adem'le birlikte konteynerde değil mi? 7.30 geçe abi 40 geçe değil. Tamam 7.30'da olsun. 5.30'da 7.30'a kadar oradaydı değil mi? Evet. Tamam o zaman yani Okan Bey'in babasının söylediği iddia bu arada çürüyor. Yani Nalbur'da değildi 5.30. Adam 55 yaşında adam yani Muhammed'i saklayacaksa bir şey diyemiyorum yani. Abicim saklıyor demiyorum. Çelişkili konuşuyorsunuz. Hayır çelişkili Okan. Burada olmaz abi. Bak abicim, bu adam görmüş ama. Çocuk ben sana bu adam söyleyeyim. Yani, Canan bunun ispatı var. 5.30'da şahidi var. Orada bırakıyor. 7.30'a kadar da Adem'le birlikte. Ben sana şunu söyleyeyim. Bak şimdi bu çocuk hayatlarında... O zaman Saadettin abi mi yalan söylüyor? Sizin çalışanınız. Caner, abi olabilir, bu çocuk hayatlarında görünmez, bana göre yok sayılan bir çocuk. Yani yanlış anlamayın, değer görmeyen, hani öyle alelade, hani yaşayan bir çocuk ve yani her duyduğumda birazcık daha üzülüyorum. Çünkü kimse onunla ilgili tek net bir şey söyleyemiyor. Evet. Hani varlığı size yük anlamında söylemiyorum. Estağfurullah. Tabii ki sorumluluğu yok, hayır, var. Değil, olur mu? Ama hani... Olsa da olur, olmasa da olur gibi bir yaşam tarzı varmış. Görünmez, belki de kendini göstermeye çalışan bir çocuktu ve yok oldu. Saadettin abi size şunu sordum. Hani o gün Muhammed'in canı mı sıkkındı, üzgün müydü? Neşeliydi. Neşeliydi. Deyi bir açmaya çalışıyordu. Ben de dedim ki... Yüksek sesle dinlediğin müzik için tarzım izin bana uymuyor. Vermeyeceğim. Peki. Yani canını sıkan, üzgün, karamsar bir durumu var mıydı yoktu o gün? Senin gördüğünde var mıydı? Abi 6'yı da beraberim. Belki de sanki bir kere üzgün görmedim, inanmadım. Yani hayattan böyle vazgeçmiş, yok, bıkkın, yok, kırgın, sinirli, tedirgin. Yok. Hiçbir deli normal bir gün. Normal bir günde. Ben hiç bir kere olsun üzüldüğünü görmedim o çocuğun. Normal bir günde, her zamanki bir günde Muhammed'e ne oldu? Esra Hanım son iki bir şey daha sorabilirim. Şimdi Saadettin abinin iddiasına göre Muhammed paralarıyla çeyrek altın alıyordu. O altınlar nerede? Bu da bir soru işareti. Acaba konteynerde mi saklıyordu? Konteynerden o altınlar çalındı mı? Bir de şunu sormak istiyorum. Sinan'ı buraya yolladınız. Dediniz ki az önce aile büyükleri buna karar verdi. Aile büyükleri neden böyle bir karar aldı? Bu aile büyükleri kimdi? Neden Sinan'ı yollama gereği duydular? Onu da bir açıklarsanız sevinirim. İki sorunun cevabını alıyorum. Ona ben açıklayabilirim. Bak burada. Recep'e söyledim. Recep dedim sen gel dedi. Aynen. Dedi abi benim direksiyon kursum var dedi. Gelemem dedim. Dedi ben o zaman ben Sinan'ı götürürüm. Herhangi bir şey yok. Ben Sinan'ı geldim. Abi aile büyükleri kendileri dedi. Aile büyüklerimiz ortak karar aldı. Evet. Aile o da bir aile büyüğü. Söyledik yani. Peki o zaman Rahmi abi sana da sıra gelmişken şunu da sormak istiyorum. Sen o gün savcılıkta dedin ki Suriyelilerle iki hafta önce kavga etmiş. Ben de dedim ki abi dedim hedef saptırma. Suriyelileri bir hafta içinde konuşmuyordunuz. Şimdi dedim savcılıkta bunu Suriyelileri niye katıyorsun dedim. Sen de dedin ki anne bana dedi ki oğlum Suriyelilerle iki hafta önce kavga etmiş. Onlardan şüpheleniyorum dedi dedin. Anneye sormak istiyorum. Evet. Sen Rahmi Bey'e böyle bir şey söyledin mi yok, anne? Yok ben duymamışım. Belki ben yanlış... Bak. Belki ben yanlış anlamış olabilirim yani. O üzüntüde yanlış anlamış olabilirim yani. Teyzeciğim, savcılığa verilmiş olan ifadede... Ay, demedi bana. Suriyeliler, şöyle bir cümleyi hemen okuyayım istersen Caner buradan da. Muhammed'in olabileceğini düşündüğümüz motosikletli bir şahıs karşısında bulunan 3 kişinin kavga ettiğini suya düştü. Dur, orası değil. Suriyelilerle arasında bir kavga olabilir. Onlar yabancı uyruklu şahıslarla kavga ettiğini söylemiş. Muhammed'in iş yerinde bulunan yabancı uyruklarla, uyruklu kişilerle kavga ettiğini söyledin mi sen? Ben? Evet. Yok. Rahmi sen bunu nereden duydun? Ben belki yanlış duymuş olabilirim. Rahmi abi, Allah aşkına ya. Rahmi abiciğim. Ama. Üst üste sorduk Rahmi abi. Ben dedim ki. Yanlış anlamış olabilirim. Ama ne diye? Böyle bir şey yok değil mi? Dememişim ben. İhtimal vermediğin şey gerçek olabilir.
bu Muhammed'e gidecek olan bilgiye çok daha yakın. Yani yabancı yurtta çalışanlarla arasındaki bir kavga çıkması neticesinde başına bir şey gelme ihtimali daha yüksek. Biz burada haberimiz olan bir kişileriz yani. Bir bireyleriz, bu işlerin başındayız. Biz Bostan Kurtuluyoruz yani. Programın süresi bittiği için veda ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yalnız değilsiniz.